İyi geceler değerli izleyiciler. Yeni bir Gerçek Gelecek programında yine sizlerle birlikteyiz ve iki haftadır olduğu gibi bu haftada Gerçek Gelecek'in konuğu Verso Başkanı Erhan Göksel. Geçen hafta konuşmaya çalışıp da çok fazla zaman ayıramadığımız iç politikanın ve polemiklerin süremizi bir hayli çaldığı ekonomi konusu vardı. Bu hafta ağırlıklı olarak ekonomi konuşacağız. Belki politika da işin içerisine girecek ama onun adı ekonomi politik olacak. En azından biz bu akşam bunu yapmaya çalışacağız. Çünkü uzunca bir süredir ta 2007 yılının ortalarından itibaren Türkiye'de de dünyada da ekonomi çok konuşulmaya başlandı. Özellikle 2008'e girişle birlikte 2008'de dünyada ciddi bir ekonomik kriz beklentisi ve küresel sisteme bir hayli entegre olmuş Türkiye'nin de bu krizden ciddi şekilde etkileneceği kaygıları gündemde. Ve işte bu akşam tabii ki iç politika dış politika da konuşacağız ama öncelikli ve başlangıç konumuz ekonomi olacak. Dünyada nasıl bir ekonomik seyir var? Buna bakacağız ve tabii ki Türkiye'de neler yaşanıyor ve kısa vadede, orta vadede Türkiye'yi neler bekliyor sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Bu çünkü hepimizi çok ilgilendiriyor. Özellikle hububatta, buğdayda ve pirinçte yaşanan çok yüksek fiyat artışları var. Bunların arkasında ne var ve bu seyir nasıl bir bu artış nasıl bir seyir takip edecek? Bu sorulara cevap arayacağız ve size de bir sorumuz olacak değerli izleyiciler. Ekonomik kriz bekliyor musunuz diye soracağız. Eğer evet diyorsanız 34-38'e evet yazıp göndereceksiniz. Hayır ve kriz beklemiyoruz diyorsanız o zaman da yine hayır yazıp 34-38'e göndereceksiniz. Böylece ekran başındaki izleyicilerimizin bu konudaki algılarını ve ne düşündüklerini öğrenmeye çalışacağız. Uzun bir giriş oldu galiba. İyi geceler Erhan Bey. İyi geceler. Evet, her programımızda olduğu gibi bu programımızda da dünyayı anlamak için kitap diyoruz. Benim önümde 3 tane yeni, 3 de eski kitap var. Bunları hızla izleyicilerimize tamam, tanıtalım. Siz kitapları gösterirseniz İletişim ben yayınlarından Ayşe Buğra'nın Kapitalizm, Yoksulluk evet, ve o da Türkiye'de Sosyal bir Politika. 1-2 gün içinde çıkan bir kitap. Tam da bugünün gündemiyle ilgili. Ayşe Buğra büyük iş adamı. Osman Kavala'nın eşidir. Ayrıca da Türkiye'nin en ünlü yazarlarından Tarık Buğra'nın kızıdır. Boğaziçi Üniversitesi. Yani o tarafı aslında Osman Kavala'dan ziyade Tarık Buğra daha popüler bir isim. Osman Kavala deyince de işte Açık Toplum Enstitüsü Soros vesaire filan gibi çağrışımlar yapıyor tabii ki. Ya ama benim için onlar da yapıyor tabii ama benim için Türkiye'ye teknolojiyi getiren adamdır. Herkes unuttu. Biz ilk Commodore bilgisayarı, daha o zaman çok komikti, çocuklarımızı alırdık hatırlayın. Yani hayır. Commodore'u bilmiyorum, ben kendimi almıştım yani Commodore'u. Doğru, Commodore'u oyun oynar pek bilgisayar denmezdi. Commodore'u Osman Kavala getirmiştir. Arkasından Epson yazıcı bilgi, ilk yazıcıları Türkiye'ye Epson'dı, şirketinin adı Romar'dı, Epson markaları getirmişti. Üçüncü ve önemli bir hizmeti vardır, hep teknolojidir. Turkcell'in kurucusu ve yaratıcısıdır, fikir babasıdır. Murat Vargı ile birlikte işte daha sonra sermaye bulamadıkları için onun hikayesini herkes biliyor. Dolaşıp Kara Mehmet'i buluyorlar. Yani Türkiye'de hep teknolojik olarak ilklerin öncüsüdür. Tabii bu arada Kavala ailesi bilinen tabii, ve eski meşhur, ailelerden. Kavala soyadından birisi, belli zaten. Evet. Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri, Milli Burjuva. Bunları da söyleyelim ama Ayşe Hanım'ı ben kendisini şahsen değil, gıyaben yıllardır takip ediyorum, tanıyorum. Kitabı henüz okumaya fırsat bulamadım ama eminim çok iyidir. Zaten şöyle bir göz attım. Takdire şayan buldum. Evet, Karanlıktaki Adam bir başka kitabımız. Bir Mossad tarihi. Efraim Haleve'nin eski Mossad başkanlarından birisine ait. Onun kaleminden çıkmış bir kitap. Bunu neden önemsedim? Bir kitap içinden seçtim. Çünkü sonuçta hep konuşuyoruz. Orta Doğu'da Türkiye çok önemli bir konumda, gelecekte de başını derde sokacak olaylar Orta Doğu'dan çıkacak. İsrailsiz bir Orta Doğu düşünülemez ve Türkiye'nin bugünlerini, Orta Doğu'da olanları anlamak için bu kitabı okumak lazım. Evet, bir başka kitap, Tüfek, Mikrop ve Çelik, TÜBİTAK'ın. TÜBİTAK yayını, bunu biraz özellikle önemsiyorum. Eski bir kitap, yeni değil. Aslında çok da satan bir kitap bildiğim kadarıyla. Gençlerin okuduğu bir kitap. Aslında gençlerden çok politikacılara önermek için ben bugün onu seçtim. Çünkü bir açıdan bilim tarihidir. Teknolojinin, insanlığın ve medeniyetin gelişimini kapağında da bir Kızılderili resminden algılıyorsunuz. Yani o Andrew Jackson'ın işte Manifest Destiny dediği, işte topraklara nasıl girildiğini de çıkarsamak mümkün.
Ve Rus düşünce tarihi 1760'tan 1900'lere kadar, yani devrim öncesine kadar ki dönemi anlatan aydınlanmadan, evet, Marksizme alt başlığıyla bu kitap Rus versiyonun yani, evet, bizim yayıncılık yıllar önce yayıncı olduğumuz dönem, artık kütüphanelerde var çünkü hacimli bir kitap. Çok da ince yazıdır, biraz okuması zor ama bu Marksizm öncesi Rusya'daki aydınlanmayı, yani 19. yüzyıldaki en büyük aydınlanmanın yaşandığı, işte Tolstoy'ların, Dostoyevski'den çıktığı dönemde fikri ve siyasi alanda da neler olduğunu anlatıyor. Şuradan çok önemli, Türkiye ile kıyasladığınız zaman bizim durumumuzu dünyadaki çok güzel anlatıyor. Evet, Hilmi Ziya Ülken hocamızdan bir evet, kitap. Ülken Yayınları Hilmi Bey'in kitaplarını basıyor. Onun bizim sitemize de hep koyduğumuz bir şeyi vardır. Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi bir, evet, başyapıttır. Onu herkese ben öneririm okumasını. Bu da Anadolu kültürü üzerine kenarda kıyıda kalmış yazılarını toplamışlar ama beni çok etkiledi. Ve Türk kimliği gibi son dönemde biraz da sanki utanç verici bir kimlikmiş gibi algılanmaya başlanan bir süreçte hem Anadolu kültürüne hem de Türk kimliğine vurgu yapan önemli bir kitap, bir başucu kitabı denebilir aslında merhum hocamızın. Efendim, bilim tarihi yine TÜBİTAK yayınlarından Colin, evet, Ronan'ın. Bu kitap bir ansiklopedi niteliğinde. Tabii ki insanlar bunu alıp baştan aşağı okumalarını kastetmiyorum, bu kadar. Bir başvuru kitabı. Başvuru, zaten içini açtığınızda ilgisini. Bu da fiyatı çok ucuz zaten TÜBİTAK'ın kitaplarının. Çünkü devlet tarafından sübvanse edildiği için. O açıdan da onu bir duyurmakta fayda gördük. Evet, değerli izleyiciler, bugün tanıtacağımız kitaplar bunlar. Ama her hafta programımızın başında dünyayı anlamak için kitap diyoruz ve kitap önerilerinde bulunuyoruz. Ve tabii ki gündemimize geçmek istiyoruz. Bu haftaki programımızı tanıtırken Erhan Göksel'in sarf ettiği cümlelerden birisi şöyleydi. Halkın gündeminde siyaset yok, siyasetin gündeminde de halk yok diyordu. Ve bununla neyi kastediyordu? Erhan Göksel'e soralım bakalım. Şimdi çok küçük bir açıklama yaparak başlamak istiyorum. Saat 7'den beri bizim Verso Haber sitesi kilit. Önce anlayamadık ne oluyor yoğunluktan. Çünkü sitemizin şeyde çok fazla kapasitesi. Biraz önce pazar günü olmasına rağmen bilgisayar uzmanı arkadaşlarımızdan haber geldi. Galiba yurt dışından, çünkü bilgisayar biliyorsunuz dijital parmak izidir. Evet. Kim nereden girdi çıktı çok kolay bulunur. Flash'ın yayın yapmadığı, özellikle dış, yani yayında ulaşamadıkları herhalde. Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Biz Verso Haber'in adını çok zikrediyoruz. İki gün sonra programa koyuyoruz diye. Şu anda herkes bizden televizyon seyretmeye çalışıyorlar. Çünkü bazı kanallar Verso Haber'den ve sitemiz kilitlenmiş durumda. İnsanlara buradan duyuralım. Biz bu programı canlı olarak aynı anda oradan da yayınlamıyoruz. Yani bunu bazı televizyonlar internet üzerinden yayın yapıyorlar. Evet. Ama siz yapmıyorsunuz. Zaten biz de hiç yapmıyoruz. Biz yayınlanmış programı iki gün sonra... O zaman izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Değerli izleyiciler, bu programı versohaber.com sitesinden salı sabahından itibaren tekrarını izleyebilirsiniz. Ama canlı olarak izlemek istiyorsanız Verso Haber sitesinin böyle bir yayını yok. Canlı olarak bu programı izleyebilmek için flash ekranlarında olmanız gerekiyor. Ama bu programı kaçırdıysanız veya tekrarını izlemek istiyorsanız, onu bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlar az sonra altyazıyla da hatırlatacaklar. www.versohaber.com adresinden salı sabahından itibaren izleyebilirsiniz. Ve tabii bir hatırlatmamız daha var. Zaman zaman altyazıyla arkadaşlarımız geçiyorlar. Ekonomik kriz bekliyor musunuz diye soruyoruz ve program boyunca bu soruyu size sormaya devam edeceğiz. Ve ekran başındaki izleyicilerimizin bu konudaki görüşlerini programımızın sonunda sizlerle paylaşacağız. Eğer ekonomik kriz bekliyoruz diyorsanız evet yazıp 34-38'e gönderiyorsunuz. Hayır beklemiyoruz diyorsanız yine hayır yazıp 34-38'e gönderiyorsunuz. Ve programımızın sonunda da ekran başındaki izleyicilerimizin bu konudaki görüşlerini sizlerle paylaşacağız dedik ve halkın gündeminde siyaset yok, siyasetin gündeminde de halk yok derken Erhan Göksel ne demek istedi? Bunu kendi ağzından dinleyelim. Vallahi çok açık bir şey söylemek istedim. Çünkü Türkiye'de zaman zaman olmuştur bu. Ne zaman olmuştur? Toplumsal yapılarda ciddi değişiklik ve taban kaymaların olduğu dönemde olmuştur. Ben bunu işte 90'lı yılların sonunda, işte Özal döneminin son dönemine yaklaşırken, 94'te Refah Partisi'nin büyük şehirlerde büyük bir çıkış yapacağını, sürpriz değildi bizim gibi insanlar için. Ama medyanın, siyasetin gündemi bambaşka yerdeydi.
sonuncu olan parti, beşinci gösterilen partiler dördüncü, beşinci gösteriyor. Tayyip Bey, Melik Gökçek seçim aldılar. Herkes şoka girdiler. Hele 94'te hiç unutmam. Necip Türk Burjuvazisi'nin temsil kuruluşu TÜSİAD'ın Seyfettin Gürsel bir araştırmasını yaptı. Araştırmada İlhan Kesici ile Zülfü Livaneli yarışıyor. Üçüncü Bedrettin Dalan, Tayyip Bey'in adı yoktur yarışma şeyde. Bu bir rapordur da ayrıca. Bu kadar önünü görmeyen bir toplum durumuna girdik. Şimdi burada tabii kritik olan bir başka şey var. Bugün benzeri şey 2002 krizini, 2001 krizini. Bu arada sonra arkadaşlarım uyardı. Bizim web sitemizde, yani flashtv.com.tr adresinden bu programı canlı olarak izleyebiliyorsunuz efendim. Bir kez daha tekrar edelim. Bu programı www.flashtv.com.tr adresinde izleyebileceksiniz. Buna çok sevindim, bari bizim site kurtulsun. Çünkü herhalde öyle algılanmış bir yanlış anlaşılma sonucu. Şimdi ben de bilmiyordum bu arada, hoşuma gitti. Yurt dışına gittiğimde ben de oradan izleyeyim. Çünkü haberleri bu ara reklam diye söylemiyorum. Haberlerde büyük gelişme gösterdiniz. İşte sizin gündeminizde halk var. Madem sorunuzu öyle cevap vereyim. Siyaset neyi tartışıyor Yılmaz Bey? Kapatma davası. Evet. İşte Barroso geldi. Avrupa Birliği sözü. Yani peki, hadi Barroso'yu tartışmasına belki su götürür tarafı var ama siyaset toplumun gerçek ilgilendiriyor mu sokaktaki halkı? Çok kötü belki ama benzetme kötü. Ama 80 öncesindeki işte Ecevit Demirel çekişmesini neredeyse hatırlatacak. Dün Sayın Baykal'ın sözleri, bugün Sayın Başbakan'ın sözleri, yani ben de o çağrışımı yaptı. Tabii çünkü siyasette şeyler temsil niteliğini yitirdi. Siyasi partiler halkın temsilcileridir. Halk kendi adına kendisini temsil etsin diye bir siyasi otoriteye, bir siyasi örgüte, kuruma, bir siyasi lidere, bu tabii çok egzajere olursa o führere veya bir başbuğa da verir yetkiyi. O zaman bütün kendi yetkisini devreder zaten. O da çok tehlikelidir demokrasi için. Ama işleyen demokrasi de kendi adınıza değil, siyasi bir kuruma siz verirsiniz. Siz 94 yerel seçimleri öncesindeki o tabloyu anlatıyordunuz. Halkın gündeminde siyaset, siyasetin gündeminde halk yok derken. Onu tamamlayın isterseniz. Peki 2001 yılında benzeri bir şeye geleceğim. Aynı yere bağlayacağım. 2001 yılında da büyük bir kriz yaşadık. 2002 seçimine giriyoruz. Tıpkı Bizans'ın fethinde bir de çok klasik şeydir. İşte üst yönetim, başbakanları Konstantin değil ama Notorius dahil herkes meleklerin cinniyetini tartışıyor. Oranın, onların uleması diyelim, rahip sınıfı, ruhban sınıfı. Karşı kuşatılmış, 40 küsür gündür sürüyor. Kuşatma İstanbul her gün bir diğer top altında, ağır bombardıman altında. Onlar meleklerin cinsiyetini tartışmakta ve bu bütün dünya tarih kitaplarında anekdot olarak geçmiş bir şeydir. Sadece biz Osmanlı'ya ait, Türklere ait bir tanım değildir bu. Bizans'la ilgili hangi kitabı okusanız mı? Ve bu örnek diye verilir. Şimdi ne oluyor Türkiye'de? Çevremizde olağanüstü şeyler oluyor. Bakın, ekonomi konuşacağız bugün ama ekonomi politik çünkü işimiz, siyasi değil. Bush dün çok ilginç bir açıklama yaptı Cuma günü. Dedi ki İran El-Kaide'nin yerini alıyor dedi. Bir tek Türk gazetesinde yok. Evet, yani şimdi cumartesi günkü gazetelerde, bugünkü gazetelerde de dış politika sayfalarında, yani bırakın birinci sayfaları, dış politika sayfalarında dahi yer almadı. Aldıysa bile demek ki gözümüze çarpacak. Ben görmedim. Ben de göremedim. Görmediniz de sizin işiniz zaten, habercilik yapıyorsunuz her gün. Yani çıktıysa da belki satır arasında çıktı. Şimdi bütün dış basında bu var. İki, İran'dan herkes gidiyor. Almanya yılbaşında gitti. Bütün Alman bankaları kapandı, Deutsche Bank dahil. Şimdi ilginçtir, büyük yatırımlı olan Çin şirketleri de gidiyor. İran parasını hiç kimse kabul etmiyor. Cenevre kabul ederdi, yani petrol için açılan akreditasyonu. Şimdi sadece Londra İran parasını kabul ediyor. Yani petrol için alışveriş Londra bankalarından geçiyor. Hep derim ya, bir masada Anglo-Saksonlar varsa 32 kere düşünün diye. Hem bir numaralı hedefe oturtuyorlar, İran'ı vuracaklar. Hem de gider ayak. Oradan bir rant elde edeceklerse, alım satım işinden bir kar elde edeceklerse, onu da başkasına yine bırakmıyorlar. Yani onu da yine küresel kapitalizm alıyor. Şimdi demin söylediğinizin arasında cımbızlanacak bir cümle var. İran'dan Çin finans kuruluşları, yani bankalar da ayrılıyor dediniz. Evet, direkt bankası yok zaten ama Çin'in finans kuruluşları var. Onlar çekiliyor. Bu arada Çin, İran için çok önemli. Paradoks gibi gelmesin. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü enerji konusunda büyük yatırımları var. Sadece Yadevaran bölgesine 25 milyar dolar 2015'e kadar para yatırdılar. Ve Amerika'nın İran'ı vurması için hareketinin altında yatan önemli şeylerden biri Şii Hilali dışında
işine gidecek enerji yollarını kesmek. Bana göre hep söylüyorum bunu yıllardır. Afganistan olayı falan da, Irak savaşı da Çin'e gidecek petrolü kesmek üzerine. Çünkü birazdan konuşacağız. Amerika'nın dünyada ekonomik olarak tek darbe yiyeceği ülke Çin. Çin'i kontrol etmek zorunda. Nitekim Brzezinski, ünlü Brzezinski'nin Choice diye bir kitabı çıktı. 2006 aralığında, 2007 içinde Türkçesi de çıkmış bir sene kadar önce. Tercih galiba adı. İnkılap yayınlarından. Yayın evlerinde söylüyorum. Bize mail atıyorlar nereden buluruz diye. Bari ondan kurtulalım cevap vermekten diye. Bu kitapta adeta advice ediyormuş gibi ama şöyle söylüyor. Yani öneri, tavsiye. Öneri tavsiye gibi. Arkadaşlar var aramızda diyor. Çin'in limanlarını mayınlayalım diyenler var diyor. Aslında bunu var demiyor. Yani yapın demek için gibi söylüyor. Aslında bu sözleri tanıyorum, o tarihte basında bazı kalemler tarafından hatırlatıldı gibi. Yani siz söyleyince bana çok tanıdık geldi. Olabilir. Belki de ben söylemişimdir. Size çok problem. Ben hatırlamıyorum. Çünkü o kitap çıktığı gün Amerika'daydım. Aldım. Çok yani tesadüf oldu. Kitabı vitrine koyuyorlardı gördüğümde. Barnes & Noble's'ta. Ondan sonra uçakta inanamamıştım okuduğumda uçakta. Ya yanlış mı anlıyorsun diyor. İngilizcem mi yetmiyor falan diye. Çünkü o hassastı o kelime, Brzezinski gibi bir adamın söylemiş olması. Şimdi hemen arkasından 9 Haziran 2007'de Financial Times, özür dilerim, Wall Street Journal'a Henry Kissinger bir yazı yazdı. Dedi ki Çin Amerika savaşı kaçınılmaz değil dedi. Yani kaçınılabilir dedi. Çünkü Brzezinski'ye cevaptı aslında. 6 ay sonra gelen bir cevaptı ama Amerika'da demek ki bu çok konuşuluyor. Benim gibi adamlar zaten bunu ortalıktaki büyük başların, deve dişi gibi Osmanlı tabiriyle adamların analiz ve yorumlarından görüyoruz. Biz başka bir yerden görmüyoruz ki. Resim ortada. Resmi analiz ediyoruz. Şimdi dedik ki Türkiye'de siyaset halkın gündeminde. Ya halk 2002 seçimine girerken de halk bir tek şeydi 2002'de. Yolsuzlukların ve yoksulluğun peşindeydi. Tayyip Erdoğan bunu yakaladı. Yolsuzluğu ve yoksulluğu halledeceğim dedi. Oyu da oradan aldı geldi. Çünkü diğer partiler, meclisteki partiler halk yolsuzluk ve yoksulluktan mahkum etti. Kemal Derviş politikalarıyla Türkiye ekonomisini toparladı. Ama bütün fatura Türk halkının sırtına çıkarıldı. Türk halkı çok ağır bir bedel ödedi 2002'de. AKP de onun rantını elde etti. Keşke bunları görüyor olsa. AKP için benim artık tanımım hiç şimdi yayına bağlanmasın birisi ama hadi şöyle kibarca söyleyeyim. Üzerine gelen bugün bir ünlü iktisatçımız da Korkut Boratav da Türkiye'nin dünya çapında genel iktisatçısı ekonomi tünele girdi demiş. Ben biraz daha ileri götürüyorum. Geçenlerde ilk programda söylemiştim. AKP gördüğü ışık o tüneldeki hakikaten ekonominin üzerine gelen ekonominin ki o ekonomi trenin ışığını aydınlık zannediyor. Şu, bu noktada şu tür yorumlar da var. Bir ekonomik kriz manipüle edilerek veya bir ekonomik kriz olacakmış gibi gösterilerek yabancıların Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerine ve satın almalarında düşük fiyatlarla onlara avantaj sağlamak maksadıyla bunun pompalandığını öne sürenler var. Şimdi ben o olayı şöyle yapıyorum. Yabancılar Türkiye'yi çok ciddi biçimde soyuyorlar. Türkiye'ye 130 milyar doların üzerinde sıcak para girdi. Bakın, cuma günü gündüz saatinde bir kanalda Eczacıbaşı portföy yönetiminin yöneticisi birisi konuşuyordu. Dedi ki, tab cümlesini söyleyeceğim biraz devrik. Cevap hakkı olmasın diye. 130 milyar dolara ulaşmış sıcak para iyi korumak zorunda ki bu ülke cari açığı bu kadar büyüdüğü için bir kriz olmasın. Yani ülkedeki 130 milyar dolarlık para cari açık büyümese bile ki Ocak'tan beri cari açık %28 büyüdü. Geçen seneye göre. Vahim bir durum. Yani bu 3 aylık periyotta. 3 aylık periyotta tabii. İlk 3 ayda. Mart sonuna kadar %28 büyüdü cari açık. 40 milyar dolara ulaştı. Geçen seneyle bu trend. Yani bu trend devam ederse 2008 sonunda %120 facia olacak zaten tabii ki. Facia olacak. Çok şaşırtıcı bir rakam bu. Belki ilk ayların da etkisi olabilir ama böyle. Şimdi buradaki sorun ne? Bizde ithalat patladı. Hükümet ne diyor? İhracat patladı diyor. Bu tam bir palavra. Türkiye'de ihracatın yani rakamlara yok. Baktığınız zaman doğru gözüküyor ama işte bardağın boş ve dolu tarafına bakmak. Şimdi gerçekler ikisine birden bakmak lazım. Ne kadar boş, doğru ne kadar dolu. Biz ne yapıyoruz? 2003 yılı ocağında AKP iktidarına 2002 Kasım'ında 28 Kasım'da güven oyu aldı. Hükümet kuruldu. 2003 ocağından 2006 sonu, 2007 sonu
rakamlarını bilmiyorum. 2003'te AKP iktidarı 100 liralık bir mal ihraç ettiğinde bu ülke, AKP'nin göreve geldiğinde, bunun 29 lirasını dışarıdan ithal ediyor, ekliyordu üretimle. 71 lirasını ülkedeki üretimden karşılıyorduk. Bakın Yılmaz Bey. Yani %30. %30. Yuvarlak hesap %30. Şimdi tam tersine döndü. Bu bir faciadır ya. Osmanlı'nın bir lafı var. Yani bu ekonomik kurmayları, birkaç kişiyi tenzih ediyorum. Yani Nazım Ekren gibi müthiş değer verdiğim, bu işleri anlayan iktisatçılar var hükümette de. Ama gerisi hiç su götürür. Onu da dinliyorlar mı? Ondan da emin değilim. Görünüş onu da dinlenmedi. Allah'tan çok şanslıyız. Birazdan konuşuruz. Merkez Bankası Başkanı çok akıllı uyarılarda bulunuyor. Basından algıladığım. İnşallah hükümet dinliyordur. Ben dinlediğini zannetmiyorum. Görünüş o. Çünkü gidişatın farkında değiller. Ama söylemek istediğim şey şu. Tam tersine döndü. 2006 aralığıyla 2007 yılbaşı için konuşuyorum, bir yıl önce. 2008 başının rakamları çıkmadı daha. 100 liralık sattığınız mal 29 lirayken 2003'te, şimdi 74 lirası ithalata dayalı, 26 lirasını siz üretiyorsunuz ya. Bu bir ülkenin ekonomisinin olmadığını, üretmediğini gösterir. Kimi kandırıyorlar bunlar? Yani şu rakama bir daha söyleyelim. 2002 yılı itibariyle Türkiye'de ihracatın içerisinde ithalatın payı %30'dan 2008 itibariyle %75'e çıktı. Evet. Veya %74'e çıktı. Yani aşağı yukarı 2,5 katı daha yüksek ithalat yapmaya başladık. Ve ihracat yapabilmek için. Başka bir şey daha söyleyeceğim size. 2003 ile 2006 arasında bizim borç yaratan sermaye dediğimiz, işte bu sıcak para, yaklaşık 87,2 milyar dolar. Bu söylediklerim resmi rakam. 2006 sonu. Şimdi bu rakam 130. 1,5 yıl daha geçti üstünden. 1 yıl, bir çeyrek daha geçti. Peki bu 87 milyar dolar ne kadar kar transfer etti biliyor musunuz bu ülkede? Bu ülke soyuluyor. 54,2 milyar dolar. Resmi rakam veriyorum. Bunlar devletin rakamları. 2003-2006, 3 yılın sonunda. Bu seneyi de kattığımızda bunun ne olacağını bilmiyoruz. Faiz gelirleri buna dahil tabii. Dahil. Dahil. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir ülkenin milli gelirinin %3'ü 2003-2006'da faize giderken bu iyice arttı. Bu 2007'de bu rakam 4,5'ları bulacak. Peki bu arada ne oldu 2002-2006'da? Şimdi bir miktar üretim de arttı. Tabii ekonomi çok büyüdüğü için üretimin artışı, iş talep de arttı. Demin söylediğimle paradoks değil bu söylediğim. Üretim de artıyor bizde, küçülmüyor üretim. Üretim de artıyor ama ithalat daha büyük artıyor. Tüketim de daha büyük arttığı için üretim açığı oluştu. Buna rağmen diyelim ki hiç tüketimi ve ihracatı, ithalatı saymayın. Ülkede bir üretim artışı var. 2003-2006'da üretim %30 arttı. Peki bunu kim finanse etti biliyor musunuz? Bunu Türk burjuvazisi finanse etmedi. Bunu hiçbir şey anlamayan hükümetin iktisadi politikaları da anlamadı. Ücret, işçi, emekçi kesim finanse etti. Nasıl finanse etti biliyor musunuz? 2003-2006'da emekçilerin, bu üretime bir vil fiil katkıda olan insanların 3 yıl içindeki ücret artışları %3,5. Siz üretimi %30 arttırıyorsunuz. Sermayeyi artırmadan yapıyorlar bunu, bir de borçlanarak. O da ayrı bir konu. Şimdi halkın anlamayacağı iktisadi teorik konulara girmek istemiyorum. Ama işçi ücretleri %3 ile. Yani siz bunu çalışan insanların üzerine yıkıyorsunuz. Yani emekçiyi sömürmeyi daha da artırıyorsunuz bu ülkede. Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde ne dedi? 2002'de. Ben de inandım. Dedi ki ben, dedi, esnafı, dedi, küçük işletmeyi, dedi, her birini bir kobi yapacağım, dedi. Bir şirket yapacağım, dedi. Zenginler, dedi, İngiliz Amerikalıların trickle down derler. Yani şey damlaması gibi, bu Reaganomics. Yani yağmur damlar ya. Yukarı zenginleşirse aşağıya da damlar diye. Ekonomi 2005'te %9 büyüdü bizde. Damladı mı aşağıya? %0,9'u bile halkın cebine girmedi. Türkiye'de zengin daha zengin oldu. Fakir daha fakir oldu. Size bir de örnek vereyim. Anladım. Reklam, o örneği verin, bir reklam arası vereceğim. Bir örnek vereyim. Türkiye'de vergi listeleri açıklanıyor. Geçen hafta, daha 10 gün önce açıklandı. Vergiyi en yüksek veren kişinin vergisi, 5 yılda verdiği vergi, Türkiye'deki 33 tane ilin bütün vergi mükelleflerinin verdiği verginin toplamından fazla. Bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Bu ülkede 5 milyon, 10 milyon kişi Danimarka gibi zengin yaşıyor, sefa sürüyor.
Bangladeş gibi yaşayan bir %85'i bu ülkenin nüfusunu, yani neredeyse 60 milyon 65 milyon insan sürünüyor bu ülkede. Aslında bunun başka bir somut örneği de var. Forbes'ın yayınladığı Türkiye'deki dolar milyarderleri listesinde çok ciddi artışlar meydana gelmesi, paranın adresini yanımda getirdim göstermesi açısından. Hem o zaman de Forbes'ı. Reklam arasından sonra gösterelim. Değerli izleyiciler, kısa bir aramız var. O aranın ardından yine birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Gerçek Gelecektesiniz. Verso Başkanı Erhan Göksel'le ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. İki hatırlatmamız var. Bir kez daha tekrar edelim istiyoruz. Birincisi, bu yayınımızı canlı olarak www.flashtv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Tekrarını 24 saat sonra, yani salı sabahından itibaren yine www.versohaber.com.tr TR'si yok. TR'si evet, yok. Nokta.com adresinden tekrarını izleyebilirsiniz. Ve bu program boyunca ekonomi konuşuyoruz. Ekonomiye ağırlıklı gidiyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimizin bu konudaki görüşünü merak ediyoruz. Türkiye'de bir ekonomik kriz bekliyor musunuz diye soruyoruz. Evet veya hayır diyerek 34-38'e görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Programımızın sonunda da ekran başındaki izleyicilerimizin bu konudaki görüşünü sizlerle paylaşacağız. Reklam arası vermeden önce Türkiye'deki ekonomik durumun özellikle yüksek gelir gruplarına kaynak transferine ilişkin... Çok kibar söylediniz ya. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir, evet, yaptılar. Pekala, kitabın ortasından söyleyelim. Zenginin daha çok zengin olduğu bir ekonomik sistem olduğu nu konuşuyor idik. Önümüzde Forbes size, dergisi var. Ve siz onu bakın, tutun ben söyleyeyim. Forbes dergisinde dünyadaki Amerika hariç Amerika'daki milyarder sayıları var. Şu anda eliniz ekrana kapatmasın. Hayır. 35'i. İngiltere, Avrupa'da en yüksek Almanya'da 59 tane dolar milyarderi var. İkinci sırada Türkiye ve İngiltere eşit 35 dolar milyarderi var. Ondan sonraki bütün Avrupa ülkeleri 10 ve altına düşüyor. Koskoca Çin'de bile 42, şeyde 53 tane, Hindistan'da var. Böyle bir yani rakamları tekrar edelim. Fransa'da 14 tane dolar milyarderi var. Türkiye'deki 35'e karşılık. İspanya'da da 18 tane. İngiltere'de 35 var. Türkiye ile İngiltere'deki dolar milyarderi sayısı İngiltere, aynı. Kapitalist devrimi yapan, evet, sanayi devrimini yaratan, İsveç dünyayı elinde tutan bir ülke. Yani İsveç ekonomisi deyince 10 dolar milyarderi var Türkiye'deki 35 sayısına karşılık. Dünyanın Japonya en, büyük... en ilginç rakamlardan birisi, Japonya değerli izleyiciler 24 tane. Evet, bu Japonya'da bu, 24 dolar. Bunu AKP iktidarına ithaf ederim. Evet, 2007 yılı sonu itibariyle dünyadaki dolar milyarderleri sayısı Türkiye'deki ekonominin de hali pürmelaline şimdi, bundan daha net bir fotoğraf herhalde koyamaz. Çok acı birkaç şey söyleyeyim. Düşünen kamu halkımızı düşünsün diye söylüyorum. Beni burjuvazi hiç ilgilendirmiyor. İstedikleri platformda da tartışırım. İstanbul ekonomisini Türkiye ekonomisinden çıkarın, geriye hiçbir şey kalmaz. Yani İstanbul ekonomisinin iki tane ayağı daha vardır, 2-3 tane. Metropol şehir, Adana, Mersin. Mesela koskoca bir aile, Sabancılar, Adana menşeli bir ailedir. Eğer Adana varsa o Bağlat var. İzmir, İstanbul ticaretiyle var. Ankara'nın pek esamesi okunmaz. Şimdi Türkiye'de üretim yapan 1-2 tane firma kaldı. Koç Holding'i, Eczacıbaşı, 1-2 tane. Reel üretim konuşuyoruz. Reel üretim ve üretime herkes paradan para kazanıyor. Aslında finansla. Son senelerde hep bu konuşuldu. Türkiye'de sanayi sektörü de paradan para kazanıp devlete borç verip onun faiziyle vergi elde eden ama reel üretimden kaçınan, çekinen, ancak vaziyeti idare edecek kadar reel üretim yapmakla suçlanıyordu. Ve mali bilançolar, mali tablolar açıklandığı zaman bu konu hep gündeme gelirdi. Ama hiç kimse bu konuda ders almadı. İsterseniz Tayyip Bey, neden? Başbakanlığı öncesinde AK Parti siyasi parti olarak hükümet partisi olmadan önce, yani 3 Kasım 2002 seçimlerinin öncesinde ne vaat etmişti? Bir hafıza tazelemek açısından. Tabii ben onları hatırlatayım izleyicilerimize. Tayyip Bey'in en temel sloganı şuydu: yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edeceğim diye. Çünkü Türkiye ondan önceki dönemde çok ağır bir kriz yaşamış ve bu krizin maliyeti Kemal Derviş'in politikalarıyla. Kemal Derviş kim? IMF'in ve Dünya Bankası'nın siyasi komiseriydi. Tırnak için olarak söylüyorum. Evet. Türkiye'yi Merkez Bankası siyasetten bağımsızlaştırıldı. Tek hayırlı işi o olmuştur bence. Çünkü bir de o siyasetin emrinde olsaydı işin cılkı çıkardı.
Onun dışında yapılan bütün düzenlemeler Türkiye'ye dışarıdan gelen paraların tahsilat yapabilmesini, geriye dönebilmesini garanti altına alacak bir sistem kuruldu Türkiye'de. Bunun garantisini yani de, Türkiye borç ödemek üzere ekonomisi tabii, düzenlendi. Düzenlendi ve ne yaptı? Devamlı borçlanıldı. Devletin bütün kaynakları IMF politikalarının temel tabii, misyonu budur. Ve düşünebiliyor musunuz? IMF işte dün geçen hafta haber yaptınız. Batıyor. Altınlarını satıyor 400 milyon dolarlık diye. Dünyada IMF'yi kapıya koymuş bir ülke var. Bizimden daha ağır bir kriz yaşadı Arjantin. Arjantin ekonomisi Türkiye'yi katladı gidiyor. Brezilya eskiden dünyanın en borçlu hükümetiydi 15 sene önce. Hele ünlü bir ekonomi bakanları vardı 20 sene önce Neto. Neto. Derdi ki borcun az olursa alacaklı seni kontrol eder. Borcun çok olursa sen alacaklıyı derdi. Bu espri yanı tabii. Hiç böyle bir şey olmamıştır tarihte. Çünkü tarihte tahsil edilmemiş hiçbir borç ve alacak yoktur. Ve sonuçta o Brezilya bugün dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girdi. Bütün ciddi kitaplar, işte Lester Brown olsun getirdim World Watch'un kurucusu. Hepsinin rakamında kısa süre sonra 2010'lardan sonra 6. veya 7. ekonomisi olacak. Keza belki Arjantin bile ona girecek. Şimdi Tayyip Bey geldiği zaman yolsuzluk ve yoksulluk, bir de yolsuzluk vardı. Yolsuzluk konusunda bir arpa boyu yol gidilmedi Türkiye'de. Beni o yanı ilgilendirmiyor. O yol siyasi olarak hesabı verilecek bir yoldur. Seçimlere kalır. Asıl vahim olan yanı ekonomik yanı. Bakın Tayyip Bey dedi ki ben gelir dağılımı düzelteceğim dedi. Ben fakir halkın yanındayım dedi. Fakir halka inaye vermek, yiyecek dağıtmak, fakir halkın yanında olmak demek değildir. İnsanlarımız şunu iyi algılasınlar. Türkiye'de siyaset yozlaştırıldı. Siyasetin içi boşaltıldı. Halk kendi ekonomik taleplerini, kendi sosyal taleplerinin temsilcisi olacak siyasi akımları değil, kendisine inayet verene oy veren hale geldi. Ve şöyle bir kavram gelişti. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi mi daha iyi yardım yapar, daha iyi aş dağıtır, AKP mi daha iyi aş dağıtır? Eğer siz siyaseti o mu iyi bu mu iyi derseniz her zaman size aş evinde verecek, çorba verecek bir iktidar bulursunuz. Her zaman size kömür dağıtacak, yiyecek dağıtacak birini bulursunuz. Ama Yılmaz Bey, bulunamayacak bir şey var. Siz kendi sosyal taleplerinizi halk olarak bütün bu televizyon programını kabul etme nedenim bu benim. Benim niye burada olduğumu, ben buraya sizlerden para pul alarak çıkmıyorum. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Belki kamuoyu bu programı, çünkü medyada ulüfe dağıtıldığı için diğer kanallarda para zannediliyor. Ben bir tek şey için, bu ülkede çocukların bu ülkede yaşayacağı için konuşuyorum bu kadar. Burada söylemek istediğim şey şu. Tayyip Bey iktidara geldiğinde dedi ki ben hele belediye başkanlığından geliyor. Hakikaten inandım 2002'de. 2-3 senede ona çok fikri anlamda desteğim oldu elimden geldiği kadar. Nedeni şu, ortalıkta başka siyasi de yoktu. Şimdi Tayyip Bey belediye başkanlığından esnafı tanır, halkı tanır diye düşündüm. Esnafı kobi yapacaktı, işletme yapacaktı. Türkiye'deki bütün esnaf kanı ağlıyor şu anda. Günlerdir haber yapıyorsunuz. Şimdi sizden hepsine geçti. NTV gibi haber kanalları da bu hafta bakıyorum. Buğday yükseldi, pirinç yükseldi diye konuşuyor. Yukarıda zenginler gittikçe zengin oldu. Çığırından çıktı. 2002 yılında AKP iktidarına geldiğinde Türkiye'nin 6 tane dolar milyarderi vardı. Bugün siz gösteriyorsunuz yabancı kaynaklı Forbes. 35 tane dolar milyarderi var. İngiltere ile eşit sayıda. Japonya'yı geçmiş. Türkiye Japonya'yı mı geçti? Türkiye sürünüyor yerlerde. Birilerinin kral çıplak demesi lazım meşhur hikaye. Ankara İstanbul'un 100 metre dışına çıkın. Halkın bir çay içecek şeyi yok. Bakın size benim bir profesör danışmanımın anlattığı şeyi söyleyeyim. Tren istasyonunda Haydarpaşa'da ayakkabı boyayan bir çocuk ayakkabı boyatıyormuş. Birisi gelmiş demiş ki ya demiş ayakkabım delindi demiş. Çaycıymış. Çay ocağı varmış. Keçe istemiş. O da iki tane altına koyulacak ayakkabısının altına keçe vermiş. Demiş ki ayakkabı boyayan para veremeyeceğini biliyor. Ya demiş 2-3 gün demiş bedava çay getirirsin helalleşiriz demiş. Arkadaşım dönmüş sormuş, profesördür İstanbul'un ünlü bir profesörlerinden. Ya demiş, niye demiş böyle bir demiş, eskiye mi döndük demiş. Feodal düzendir bu, kapitalizm düzeninde böyle bir şey yoktur malın malla takası. Takas sistemi. Takas şeyi. Bir tek reklam sektöründe var işte Bartır, o da aynı şeyde.
Her neyse, o kapitalizmi kendine uydurduğu bir şey. Hesap kolay olsun diye. O da demiş ki, abi demiş, artık demiş para geçmiyor. Kontür diyor, insanlar konuşmuyor. Telefon kontürü satıyorum ben demiş. Ayakkabı boyarken kontür almıyorlar ay sonuna gelince. Konuşamıyorlar insanlar. Sen de demiş istersen demiş ayakkabı boyası yerine bir şey verirsen kabulümdür demiş. Bunu şaka gibi anlatıyor arkadaşım. Şaka değil, bu bir realite. Şimdi AKP iktidara geldi. İstanbul ekonomisini konuşalım. İstanbul ekonomisi eskiden işte koçu moçu saymazsanız, onun da takdiri şayandır, altını çizerek konuşuyorum. Birkaç tane firmayı, Vestel'i, Zorlu'yu ısrarla dünya pazarında rekabete çalışıyor. Vestel'i de öyle, koçu da öyle. Ben Rahmi Koç'a 3-4 sene önce bir müze açılışında rastlamıştım. Dedim ki Rahmi Bey ya, siz dedim iyi bir kapitalist değilsiniz. Bütün rakipleriniz demiş, dedim fabrikaları satıp aldıkları paraya devlete borç veriyorlar, kağıt satıyorlar. Devletten faiz alarak sizin kazandığınızın 10 katını kazanıyorlar. Niye diye fabrika kuruyorsunuz dedim. Cevap veremedi. Şimdi cevap veremedi çünkü hayatta paradan daha önemli şeyler de vardır. Şimdi eskiden çok karşı çıkardım Koç'u ailesine. Ama bunu da altını çizmek gerekiyor. Aynı şekilde Vestel'e de. Şimdi Türkiye'de İstanbul ne hale geldi biliyor musunuz? Şimdi üretmeyen bir ekonomi haline geldi. İstanbul'daki burjuvazi yabancıların acentası durumunda. Acentalar. Tıpkı 1930'lardaki Türkiye'ye döndü. Ya yabancılar neye geliyorlar ve bunlar da yerli işbirliği yapıyor. Emlak alıp satıyorlar. Hazır marketlere yatırım yapıyorlar. Halkın tükettiği malları satıyorlar. Yılmaz Bey sorarım size ya. Biz lor peyniri, Türk peyniri, Beypazarı sodasını nereden alıyorsunuz? Fransız bakkaldan alıyorsunuz. Alman bakkaldan alıyorsunuz. Türk bakkaldan, biz kendi mallarımızı bile yabancılardan satın alıyoruz. O Carrefour dediğiniz, Metro dediğiniz, Real dediğiniz şeyler Türk mü? Kendi malımızı bize satıyorlar. Peki burada bir çarpık sistem var. Aslında ta başından beri, yani bu sistem Türkiye'de yapılaşmaya, yerleşmeye, kök tutmaya başladığı dönemden beri söylüyoruz. Yani bakkallık yapmak için yabancı sermaye mi ihtiyaç var? Veya adı bile yabancı dillerde de yoğurt olan, tamamen bize ait olan bir ürünü, bilmem ne, Danone diye mi, Danone diye mi yani satın almak zorundayız? Veya bakkallık yapmak için külliyetli miktarda ve çok çeşitli malı alıp rafa dizip satmak için yabancı sermayeye mi ihtiyaç var? Ne burada bir yanlışlık var ama? Yanlışlık nerede? Bir devletin ekonomi politikalarında. Ama çünkü bu bugünün de sorunu değil. Bugünün yani değil. Bakın tabii geçmişten geleyim. 1990'dan beri çok vahim şeyler oldu Türkiye'de. Biz Özal'ı çok eleştirdik bazı konulardan. Doğrudur da, çok eleştiriyi de hak etmiştir Sayın Özal. Ama Sayın Özal olmasaydı da Afganistan olarak kalacakmışız, o da gözüküyor. Bakın, bu ülkede özellikle AK Parti iktidarı döneminde bu ülkenin en iyi okullarında yetişmiş, en iyi eğitimi almış insanlar yerlerinden kovuldular. Kötü adamlar iyi adamları kovdu. Adam Smith'in kötü para iyi parayı kovar dediği kovar gibi. Dediği gibi, evet. Liyakatsız insanlar iş başında. Önünü görmüyorlar. Birazdan konuşacağız. Bu kitabı 2005 yılında İş Bankası basmış. Dünyanın en önemli adamlarından biridir Lester Brown. World Watch'un hem Kanada hem Amerika'da kurucusudur. Bütün istatistik rakamları. Adam 2000'li yıllarda bir ekonomik tahliller yapmış. Dünyadaki tahıl ve üretimin nasıl çökeceğini. Bu kitabı bir tane devletin Tarım Bakanlığı'ndaki bir uzman okusa, Türkiye bugün bu krizleri yaşamaz. Tarım krizini yaşamaz. Bir haftadır Türkiye'de. Önünü görür ve bilgi verirdi yukarıya. Birazdan konuşacağız ama ya, bir şey söyleyeceğim. Yani madem şimdi Tayyip Bey'in 2002 seçimleri sırasında ve iktidara geldikten sonra vaatlerini tamamlayalım. Bir iki şey söyleyeceğim. Tayyip Bey, bir konu, bunu konuşalım. Bugün geldiğinde Tayyip Bey bugün ne yaptı diye soralım. Türkiye'yi üretmeyen bir ekonomi yaptı. Kim yaptı? Tayyip Erdoğan da başbakan. Bilgisi ve kendi bilgisi yetmiyorsa bilen adamları yanına toplasaydı. Çünkü siyaset bir ekip işidir. Bu ülke ithalata dayanan bir ekonomi oldu. Bu ülkede gelir dağılımı bozuldu. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Eskiden sahtekar bakkallar vardı Aziz Nesin'in hikayelerinde. Dara koyarlar, dara hesabı yaparlardı. Yakın zamana kadar kasaplarda kemik hesabı yapılırdı kıymada. Şimdi Türkiye'de dara tek taraflı. Dara İstanbul dükalığına çalışıyor. Dara onların darası. Halka kaşıkla veriyorlar, kepçeyle geri alıyorlar.
Türkiye'de 5 milyon insan bugün yüksek 30 bin dolar 40 bin dolar gelir seviyesiyle yaşıyor. Palavra oraya öyle rakamları değiştirecekler de hesaplama tekniklerini bir gecede 110 milyar dolar ekonomimiz büyüyecekmiş. Türkiye şu falan filan rakamlarına gelecekmiş. Sokaktaki insanın cebine bakın Yılmaz Bey. Hakkari'de benim hesaplarım, Verso'nun hesaplarına göre benim ciddi arkamda koca bir kurum var. Uluslararası bir kurum var. Ezbere konuşmuyorum. Türkiye'de hiç itibarımız yok. Umurunda değil çünkü anlamadığı için. İnsan az gelişmişlikler Darwin, daldan dala atlıyorum ama elinde tuttuğunu değerlendirememektir der. Bazen bana diyorlar ki ya işte bu Almanlar, Avrupa Almanlar falan geliyor, Amerikalılar. Efendim biz kendimiz onları anlatamıyoruz. Bizi anlamıyorlar diyor. Ya seni ne anlayacak be? Elin Almanı, elin Amerikalısı Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün özelliklerini senden daha iyi biliyor. Ben bunu görüyorum dünyada. Görmeyen kim? Türkiye'deki yönetim katı. İktidar mı sadece? Muhalefet görüyor mu? Muhalefet mi var ortalıkta? Müesses nizam mı var? Darmadağın olmuş. Kerkük meselesini bile anlamayan, dünyadaki ekonomiyi anlamayan, İran meselesini anlamayan bir müesses nizamla mı? Bu ülke gidemiyor. Bu ülke gidemeyecek. Bu ülke için ne düşünülüyor biliyor musunuz dışarıda? Yine böyle fotoğraflara bakarak görüyorum. Tıpkı Hong Kong gibi 100 yıl önce Anglo-Saksonların Çin'e yaptığı gibi İstanbul'u Türkiye'den kopartıp kalanı da parçalamak, geri kalan Anadolu'yu, bizleri de Anadolu'ya hapsetmek istiyorlar. Bu sevrede de böyleydi. İstanbul, çünkü Türkiye'yi İstanbul'u çıkarttığınız zaman Türkiye'de geriye bir şey kalmaz. Ekonomik olarak. İstanbul'u Avrupa Birliği'ne almak istiyorlar, bizi değil. Senaryo değişti artık. Kimsenin önünü gördüğü yok. Bu tabii bir bölünme senaryosunu gündeme getirir ister istemez. Yani kesinlikle. Son senelerde kimilerine göre paranoya filan diye söylenen işte SEVR anlaşmasını, bunun bugün günümüzde yeniden güncellenmesi konusunu gündeme taşıyanlara da böyle hafif yandan dudak dükerek bakıldığı bir süreçteyiz. Olur. Tarih böyledir. Bakın Yılmaz Bey, insanlar kendi tercihlerini kendileri yaparlar. Herkes kendi tercihini kendi, kimse zorlamaz. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul işgal edildiğinde bir grup insan Anadolu'ya geçti, bu cumhuriyeti kurdular. Bir grup insan işini devam ettirmek için İstanbul'da kaldı, işbirlikçisi oldu yabancıların, emperyalistlerin. Hiç farkı yok Türkiye'nin bugün yaşadığı dönem. Türkiye yabancılar tarafından yönetilir hale geldi. Türkiye'deki bankaların %50'si el değiştirdi. Hani müesses nizamında bir bankası vardı? Adı Oyak Bank. Onu bile sattılar. Onlar mı koruyacaklar benim bu ülkemin sınırlarını? Onlar mı benim güvenliğimi sağlayacaklar? Şimdi Oyak Bank deyince Oyak Holding'e yönetim kuruluna ben baktım. 9 kişilik yönetim kurulunun 5'i asker. İkisi muvazzaf, üçü emekli asker. Böyle olunca oradaki hassasiyetlerin, özellikle milli hassasiyetlerin, toplumun ortalama hassasiyetlerinin çok daha üzerinde olmasını en azından biz öyle umuyor idik. Ama İş Bankası'nın satışına geldiği zaman... Sadece konuda, bankanın satışında mı? Coşkun Ulusoy denen vatandaş değil miydi? Kırmızı bayrak... Erdemir. Giyip, Erdemir olayında kırmızı bayrağı, Türk bayrağı giyip, uluslararası milli şirkettir deyip, bankayı batırdıktan sonra, holdingi batırdıktan sonra satmak zorunda kalıp kendini kurtarmak için. Onun hesabını niye sormuyor o yakın, o oturan generalleri? Arpalık haline getiriyor. Bakın, bir ülkenin sınırlarını kaldırdıysanız... Hayır, şöyle haberler de çıktı. Özellikle askerlerin bu konuda tepki gösterdikleri konusu. Yani Oyak Bank'tan hisselerini, daha doğrusu hesaplarını çekecekleri, askerin ne hissesi olacak bankada, hesaplarını kapatacakları konusunda. Sonra Oyak Bank'tan ekonomi sayfalarında sessiz sedasız bir açıklama oldu. Hesap kapatan asker sayısının çok cüz'i, yani hiç hesaba katılmayacak kadar küçük bir hep rakam olduğu ifade edildi ve geldi geçti. Tarih. Başka bir şeye geçeyim buradan. Bakın, İstanbul'un AKP iktidarında kötüye giden bir şey var. Türkiye'de zaten üretimin bir organizasyonu yoktu. Organizasyon ciddi bir iştir. Uzmanlık gerektirir. Bilgi gerektirir. Çağı görmeyi gerektirir. İstanbul'un organizasyonu, Anadolu'da zaten organizasyonu yok. Biraz Anadolu'da toparlananlar ya dışarıda biraz... Dışarıyla ilişkileriyle illa eğitim alması gerekmiyor. Franchising'de iş yapan birkaç firma vardı. Yazıcı üreten, bilgisayarları şerit üreten falan filan. Batı standartlarında. Ya da İstanbul'dan bayilik şeyle taşmış. Hayır, Anadolu'da çok ciddi KOBİ'ler var. Şimdi yok.
Şimdi yok artık. Yani tabii rakamlara bakıyor musunuz? Birçoğu yabancılaşma sürecinde. Yabancılar hepsiyle veya birçoğuyla ilgili yok ama. Oluyorlar ya. Yani Orta Anadolu'da, Kayseri'de, Gaziantep'te. Ya yok oluyorlar. HES kabloyu çıkarın Kayseri'de ne var? 2-3 tane var. Birkaç tane yatak şey. Ankara'da satan. Ostim dediğin zaman ya, hiç de küçümsenecek bir yer değil. Ya küçüm yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bakın şu Türkiye ölçeğinde konuşuyoruz tabii. Türkiye ölçeği nedir biliyor musunuz? İşte halka bunu söylemek lazım. Türkiye ölçeği bir zavallılıktır. Ben burada Türk halkını rencide etmek için konuşmuyorum. Basit bir örnek vereyim size. Türkiye'deki 60 küsür tane bankanın yarısını da yabancılar aldı. Toplamı bir Almanların Deutsche Bank'ı etmiyor biliyor musunuz? Ama 35 peki, tane milyarderimiz var. Biliyor musunuz? Evet tabii işte zavallılık orada. Zavallı olan bizi zavallı duruma düşürenler. Biliyor musunuz ki Amerika'da adını bile bilmezler. Sadece Kaliforniya'da bir iki işte o civarda Texas'ta şurada burada şubesi olan kovboy filmlerinden hatırlayacaklar. Posta servisi Wells Fargo. Hala çünkü amblemi o postal araba. Bir Wells Fargo markası da 10 tane Deutsche Bank ediyor. Ölçekleri ülkesine göre bakın. Demin gösterdiğimiz listede Amerika'da kaç dolar milyarderi var biliyor musunuz? 435. Yani dünya ayrıca onların sahibi gözüyle tabii baktığımızda ki, ama büyük kavramları ona göre alalım. Şimdi buradan bir şey söyleyeyim. Biliyor musunuz bir ki reklam arası vereceğiz. Biliyor musunuz ki bir şey daha Türkiye'yi gerçekleri görsün bu halkımız. Türkiye'nin heba ediliyor bütün geleceği. Heba ediliyor. Türkiye adeta rüzgarda savrulan bir yaprak gibi savruluyor. Savrulacak ve daha da kötüye gidiyoruz. Benim burada bütün amacım insanları kendine getirmek. Çünkü eğer halkı biz kendine getiremezsek hiçbir şey olmaz. Hayır. Bir cümle halkın bir şey. Kendine gelmesinin ancak seçim dışında ne şansı var? Seçimlerde de öyle bir alternatif koyuyorsunuz ki hayır, seçimlerde bir şey halkımız yok. Ne yapıyor? Hayır. Halkımız kendi ekonomik taleplerinden vazgeçti. Demin reklam arasında kesintiye uğradı. Size bir kaşık çorba verecek, bir kilo kömür verecek, yağ verecek, partiye oy vereceğim derseniz, kendi ekonomik taleplerinizi yerine bir inaye kültürünü çıkarırsanız, bakıyorlar Deniz Baykal mı daha iyi dağıtır, Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan'ı seçiyorlar. Yarın bir başkası da dağıtır. Burada önemli olan sen hakkın olan, kendi sosyal hakkın olan, bu ülke vatandaşı olarak sosyal hakkını sana verecek siyaseti, kendi ekonomik taleplerini temsil ettiğin bir siyaseti desteklemezsen sorun hep budur. Eskiden Türkiye'de bir şey gibiydi, piyango gibiydi. Pasta büyüyordu. Birilerinin milyarder olması mümkündü. Herkes bize de bir fırsat çıkar diye bekleyen vardı. Türkiye'de çok acı bir şey söyleyeceğim. Pasta bitmiştir. Devlet pastası da bitmiştir. Piyasada artık yabancılar tarafından işgal ediliyor bu yani ülke. Yani sınıf atlama kolay değil artık. Artık sınıf atlama değil. Kimseyi rencide etmek için söylemiyorum. Anlamaları için, sarsmak için, düşünmeleri için sert konuşacağım. Garson doğduysa garson ölecek. Çok azdır bunun istisnası bundan sonra. Pasta bitti. Evet. O yüzden kendilerine gelsinler. Niçin bitti ve bundan sonra ne olur sorusuna cevap arayacağız tabii ki. Dünyada neler oluyor da Türkiye'de olanları tabii ki etkiliyor dünyada yaşananlar. Kaç tane reklam arası vereceğiz? Bundan başka iki reklam aramız daha olacak. Değerli izleyiciler, kısa bir aramız olacak. O aranın ardından yine Erhan Göster'le birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Gerçek Gelecek'tesiniz. Devam ediyor konuğumuz Erhan Göksel. Ekonomiyi konuşuyoruz ve bir hatırlatmamız olacak sizlere. Türkiye'de bir ekonomik kriz bekliyor musunuz diye sorduk. Programımızın başından beri sormaya devam ediyoruz. Eğer evet bekliyoruz diyorsanız 34-38'e SMS gönderiyorsunuz. Hayır beklemiyoruz diyorsanız yine 34-18'e bu kez hayır yazarak gönderiyorsunuz. Ve programımızın sonunda ekran başındaki izleyicilerimizin bu konudaki eğilimini sizlerle paylaşacağız değerli izleyiciler. Ve gerçek gelecekte Erhan Göksel. Bir önceki bölümde başlamıştı. Bu arada hatırlatalım. Çok sayıda ziraatle uğraşan, tarımla uğraşan geçimini, hayatını, çocuklarının istikbalini buradan sağlayan, topraktan sağlayan izleyicilerimizden sorular geliyor. Ekonomiyi konuşacağız, tarımı da konuşacağız tabii ki. Ve özellikle sorular var. O soruları da programımızda paylaşacağız. Ama Erhan Göksel, bir önceki reklam arasının baş tarafında konuşurken Sayın Başbakan'ın iktidara geldiğinde vaatlerini sıralıyordu. Ama akış içerisinde ona da ara vermek durumunda kaldık. Onu bir kez daha hatırlatıp Sayın Başbakan ne yapmalıydı sorusuna da yanıt vermemiz gerekecek herhalde. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmişe bakalım. Bundan sonra üzerinden 10 sene geçtiği zaman insanlar
Tayyip Erdoğan neyle hatırlayacaklar? Başörtüsüyle, şunla bununla mı hatırlayacaklar? Bakın geçmişte beğenelim beğenmeyelim bir yeni lider geldi. Karizmatik lider. Tayyip Bey ciddi karizmatik bir liderdir. Özal, Demirel gibi. Atatürk dönemini geçiyorum. Menderes için. Şimdi herkes kendine ait bir sistem kurdu. Mesela Menderes ne yaptı? İlk tarımı geliştirmeye başladı. Türkiye'ye yavaş da olsa özel sektörü işte her baliye bir milyarder, milyonerdi o zaman rakamları şey yapıyoruz. Demirel geldi 65-70 arasında ne yaptı? Birinin enerji hamlesi yaptı. Anadolu'ya altyapı götürmeye başladı. Fabrikalar, fuarlar kurmaya başladı. Kendine ait bir sistem var. Beğenelim, beğenmeyelim, eleştirelim. İyi yaptı, kötü yaptı ama bir şeyler yaptı. Peki Özal geldi. İnsanlar ne diye hatırlıyor? Perşembe günü Özal'ın seneyi devriyesi. 17 Nisan. 17'sinde. Herhalde bütün televizyonlar program yapacak. Onu da görüyorum. Görebildiğim kadarıyla reklamlardan. Neyi hatırlayacaklar? Özal'la ilgili bir şeyler söyleyecekler. En temel ne kaldı insanların aklında? Türk ekonomisini dışa açtı. Rekabette dünyayla ulaştırdı. İhracat denen bir şeyi yarattı. Ya insanlara hesap makinesini kullanmayı öğretti. Tayyip Erdoğan ne öğretti bu insanlara? Ben başını örten insanlara, Türkiye'de ciddi bir sorundur ve ben kişisel tavrımla başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmesinden yanayım. Ama bu başka bir şey. Dünyayı görmeleri, görmemeleri fikriyle insanların başındaki örtüyü bütün sorunların önüne geçirerek bir siyaset yapma geleneği elde ederseniz, üretmeyen bir ekonomiye ihane göndererek, ters dilim sürçüyor, ihane göndererek, ihane yardımlarıyla götürürseniz, Türk halkı da hangisi bana daha iyi yardım yapar diye kendi siyasetinin içinden sınıfsal temelli olan politikaları çıkarır, siyaseti, siyasal davranışını apolitikleştirir, yardımlar üzerine kurarsa yarın belki X partisinden birisi de daha iyi verir. Belli ki Sayın Baykal iyi vermez diye kimse onu itibar etmediği için öyle duruyor. Şimdi Sayın Derviş'i bile biz Türkiye'ye geldiğinde neyi görüyoruz? Küresel sermayenin uluslararası normlarını Türkiye'ye getirdiği. Onun bile çok eleştirmeme rağmen bir sistemi var. Tayyip Erdoğan'ın sistemi ne? Ne getirdi? Bir Tayyip Erdoğan sistemi diye bir sistem var mı AKP'nin? Tayyip Erdoğan'a verilen destek Özal'a verildi mi Türkiye'de? İnanılmaz bir kamuoyu desteği var arkasında. İnanılmaz bir uluslararası destek var. Refah Partisi kapatılırken, şimdi aynı gerekçelerle iddia ediyor. Niye Erbakan'a Avrupa Birliği hassas değildi? Niye Tayyip Erdoğan konusunda bütün Avrupa bizim iç işlerimize burnunu sokuyor? Davayı kabul ediyorum, dava açılmasını savunuyorum anlamında söylemiyorum. Yargıya gitmiş bir süreç. Madem rahatsızlardı, 6 senedir ezici bir çoğunlukla iktidarlardı, değiştirselerdi. AB'ye niye sarılıyor sanıyorsunuz? 60'larda havlu atmıştı AKP iktidarı. Şimdi niye savunuyor? Dışarıdakiler gelsin, Anayasa Mahkemesi'ni dövsün, bizi kapatmasınlar diye. Böyle bir siyaset olur mu ya? Yılmaz Özdil çok güzel bir yazı yazmış. Bütün haleti ruhiyemi şey yapıyor. Atatürk'ün meşhur lafı var ya, geldikleri gibi giderler. O da diyor ki gittikleri gibi gelirler. Tam tersine Türkiye bu hale getirildi. Şimdi illa her şeyi parayla mı ölçmek lazım? Sayın Tayyip Erdoğan belediye başkanlığından gelme. Parasız da yapılacak binlerce şey var. Maliye Bakanı sadece vergi toplamayı devleti bir vekil harç haline getirdi. Haraç alan adam haline getirdi. Adamlar vergi memuru görünce, devlet görünce bizden bir şey alacak diye bakıyor. Hayır, eleştirilecek yanlarından bir tanesi de kayıt dışı ekonomi diye senelerdir söylenen ve çok ciddi bir pay işgal eden ekonomideki o kesime dönük hiçbir şey yok. Şimdi yani, bir de üstüne yani, üstlük başka bir şey var ya. Tuttuğundan alıyor maliye. Veraset vergisini kaldırmak ne demek? Bütün dünyada insanlık tarihi boyunca servet bir yerlerde toplanır. Kapitalizmin gereği budur. Hele eski feodal düzenden, kapitalizm öncesi düzenden büyük artılarla gelen rantiye sınıfı vardır, aristokrasi. Babadan oğula geçerken büyük vergiler alırlar devleti ayakta tutmak için. Çünkü oğlan hiçbir şey yapmamıştır. Bedavadan babasının malına konmuştur. Türkiye'ye yapılan en büyük ihanet bu toplumun içine sokulan dinamit, veraset vergisini
azaltmaktır ve kaldırmaktır. Kaldırmış gibi bir şey. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Fakirin malı mı var o çocuğuna bırakacak? Çünkü Sayın Unakı'dan herhalde epey bir mal mülk edindi. Ki böyle bir vergi çıkarıyor. Başka bir izahı olamaz bunun. Şimdi, hayır yani çağdaş yöntemlerde servetten ziyade kazançtan vergi alınması gibi bir yaklaşım söz konusudur ya. Belki de Sayın Maliye Bakanı böyle bir yöntem böyle bir uygulamaya şey. Çalışıyor. Her iki taraflıdır o. Ama veraset her yerde çok ağırdır. Amerika'da Rockefeller denen imparatorluk tarihin en büyük biriktirdiği sermayedir. 111 tane miras yedisi vardı. Bugün bir yığın bankacılık kurumu onların elinde. Ama bütün aileye 112'ye bölünmüş. Devlet yarısını almış durumda. Yarısını neredeyse. Vergi oranları o kadar yüksektir yüksek şeyde verasette. Bir de aksi takdirde herkes bir her şey bir kişinin olur. Bir süre sonra tek imparatoru olur ülkenin. Tayyip Erdoğan ne yaptı bu ülkede? Ekonomik olarak ne yaptı onu soruyorum. Siyasi olarak sormuyorum. Bu ülke üreten bir ekonomi bıraktı gelecekte. O zaman ne diye hatırlayacağız? Şu soruyu soralım. Tayyip Bey ne yapmalıydı size göre? Tayyip Bey her şeyden önce dünyayı anlamalıydı, görmeliydi. Tayyip Bey dünyaya bakıyor, görmüyor. Tayyip Bey için Çin bir ülke, bir anlam ifade etmiyor. Yeterli açıklama oldu mu? Daha derinleştireyim. Hayır, yani bunun anlaşılabilir hale gelmesi lazım. Bakın, yani lider, Tayyip Bey Çin'i sizin gibi mi görmeli? Tabii ki görmek zorunda ya bir lider. Bir lider hayır, sizin benden de iyi görmek zorunda. Kendi bilgisi yetmiyorsa bilen adamları bulma. Buradan da bana mailler geliyor Tayyip Erdoğan'a danışmanlık mı diye. Önünü görmeyen adama siz... Victor Hugo'nun bir lafı var. Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlamaz diye. Ben değil, benim gibi 1000 kişi gelse Tayyip Erdoğan'a ne bulduğunu anlayamaz. O yüzden bu ülkede değil, el alemin gavur ülkelerinde daha çok itibar görüyoruz. Benim gibi adam, bütün hepimiz böyleyiz. Benim gibi yüzlerce insan var. Bu ülkenin iyi okullarında yetişmiş. Onların hepsi şimdi dışarıdalar. Kötü paranın iyi parayı konması gibi. Bu ülkeyi yetiştirdiği insanlarını harcadı. Dünyanın hiçbir yerinde İyi yetişmemiş adamlara ülke yönetimi teslim edilmez. Bu sadece ve sadece Türkiye'ye özgü bir durum. Hiçbir ülke izin vermez. Bakın Osmanlı Enderun'da devşirirmiş. Seçermiş iyi yetenekli çalışkanı. Devşirir ve saraya. Sokullu Mehmet Paşa devşirmedir. 11 yıl yönetmiş bu ülkeyi. 9 mu 11 mi hatırlamıyorum. Kanuni'den sonra. Mimar Sinan devşirmedir. Size ilginç bir örnek vereyim. Amerika'da büyük okullar, Amerika'nın müesses nizamı nedir biliyor musunuz Yılmaz Bey? Harvard'dır, Stanford'dır, Yale'dır, Princeton'dır. Bunlar ne biliyorsunuz? Belki bilmeyen vatandaşlarımız için. Bunlar dünyanın en büyük üniversiteleri. Dünyanın en büyük 10 üniversitesinin 5 tanesi zaten en kudretli üniversitesi Amerika'da. Müesses nizam dediğiniz bunlardır. Müesses nizam öyle demin söylediğim gibi önünü görmeyen, sınırları uluslararası küresel sermayeye giriyoruz biz diye küresel sermaye ile yarışmayı, küresel sermayeyi teslim olmak anlayan bir zihniyet tarafından yönetiliyoruz. Siz bir ülkede sınırların bir önemi kalmadıysa, gümrük duvarlarının bir önemi kalmadıysa, halkın da kendine ait kendini korumak için bir anlamı kalmadıysa, bu ülkenin sınırlarının korunmasına gerek kalmadıysa, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bu müesses nizamın en önemli parçasının fonksiyonu kalır mı? Türk Silahlı Kuvvetleri de fonksiyonunu yitirdiği için kendi iktisadi teşekküllerini bile yabancılara satmıştır. Kendi bankasını bile satmıştır. Ne uğruna? Bir örnek vereyim. Her yerde mi böyle? Değil. Dünya uyandı. Küreselleşme, küreselleşme diye yutturanlar zaten çok uluslu güçlerdi. Almanya'da geçen sene Eylül ayında bir yasa çıktı. Stratejik kurumlar artık Almanya'da satılmıyor. Hemen arkasından Hollanda geçirdi. Fransa'da geçen sene Danone'yi Pepsi Cola satın almak istedi. Ve Fransız hükümeti engel oldu. Bizim Türk basınında da yer aldı. Artı 2005 yılında ilk büyük alımı Çin firması, Çin petrol şirketi, ulusal petrol şirketi Amerika'daki Unicol firmasına 18,5 milyar dolar teklif verdi. 1,5 milyar dolar fazla verdi. Milyar dolar. ExxonMobil'den. Tam satılıyordu. Çok önemli bir şey oldu. Durdurdu ama Amerika'da özel sektör vardır, devlet yoktur. Oradaki shareholder derler, hisse senedi sahipleri isyan ettiler. O aradaki 1,5 milyar doları bir çeşit farklı fonlamayla kılıfına uydurup onun cebine Amerikan devleti tarafından o para koyuldu. Ancak o şekilde. Çünkü Amerika'da mülkiyet kutsaldır.
Her şey onun üzerine kuruludur. Amerikan sistemi bir mülkiyet üzerine, iki bireysel beyanın doğruluğu üzerine kuruludur. O yüzden bir kere yalan söyleyen adam Amerika'da yok olur. Bir kere gerçekleri, bütün o siyasiler, deve dişi gibi büyük siyasi adamların gitmesi hep ondandır, söylediği bir laf ters çıkınca. Clinton'ın Monica Lewinsky olayındaki olay nedir? Doğruyu söylemediği üzerine impeachment denen azine gidecek bir sürece gitmişti. Şimdi Tayyip Bey ne yapabilirdi dediniz. Tayyip Bey karizmatik bir liderdi. Tırnak içine alıyorum. Lider olmak dünyayı görmektir. Bir büyük ülke bir ülkenin büyüklüğüyle olmaz. Bir ülkenin zengin sayısının çok olmasıyla, ekonomisinin büyük olmasıyla olmaz. Bir büyük ülkeyi büyük ülke yapan büyük liderleridir. Bunu hiç unutmayın. Lider tarihe oynar. Lider geleceği görür. Geleceği göremeyen, geleceği kestiremeyen adam geleceği kuramaz. Daha sayayım mı? Bir lider 100 yıl sonra ben tarihe nasıl geçeceğim diye bakar. Öyle arkama %47 oy aldım diye lider olunmaz. Çok acı söylüyorum. Bir tek amacım var, birilerini titretip kendine getirmek için. Ama Türkiye'de saflar bölündü Yılmaz Bey. Türkiye'de iki tane saf oluştu. Çok şaşacaksınız. Herkes diyor ki dinci laik çatışması, Kürt-Türk çatışması, Alevi-Sünni çatışması veya bunların safları. Anadolu sermayesi, İstanbul burjuvazisi safları. Hikaye bu saflar. Türkiye'de asıl gerçekten bir saf oluşuyor. İktidar bir tarafta. Muhalefet de aynı tarafta. Müesses nizam darmadağın olmuş, müesses nizam da aynı tarafta. Öbür tarafta da ezilen yoksul halk kitleleri var. Örselenen, yaralanan. O halk kitleleri harekete geçmezse, demokratik olarak harekete geçmez, hesap sormazlarsa, bu ülkenin birazdan ekonomiyle ilgili söyleyeceklerim, tarımdan sonra Türkiye, dünya nereye gidiyor onları söyleyeceğim size. Hayallerine bile getiremezler. Tabii buradaki kritik soru şu. Biraz önce söylediğiniz yoksullaşan, ihaneye muhtaç olan ve siyasi tercihlerinde bu yoksulluğu ve aldığı ihanenin belirleyici olduğunu söylediğiniz kitlelerin siyasal tercihlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini, zaten başladı, ve bir tavır koyması gerektiğini söylüyorsunuz. Bakın ben size demokratik son, sistemde bunun yolları belli. En son söyleyeceğim lafı söyleyeyim mi size? Yani bu nasıl olacak diye sormaya AKP çalışıyorum. AKP 2001 kriziyle geldi, 2008 kriziyle yıl sonunda gidecek. Öyle kapatmayla falan gitmeyecek. Kapatma davası açanların da aklına şaşayım. Bunu da onlar da göremiyor. AKP farkında bile değil. Sadece maç seyreder gibi etrafı seyrediyor. Birileri çıkıyor. Ya ülkede işsizlik hat boyu, tekstil çöküyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanı gidiyor Mısır'a. Tekstilcilere Mısır'da yer veriyorlar. Türkiye'nin zaten ayakta duramayan cılız sermayesi gidiyor Mısır'da yatırım yapıyor. Niye Mısır'a gidiyorlar biliyor musunuz? Türkiye'ye gelen çığı gördüler. Dağın tepesinden kar topu yuvarlandı. Aşağı çığ gibi geliyor. Mısır daha mı güvenli o bakımdan? Tabii güvenli tabii Mısır. Türkiye'de biliyor musunuz? Birazdan tarımda söyleyeceğim. Yeri geldi söyleyeyim. Türkiye'nin 10 tane büyük firmasını aradım bu hafta. Ekonomi konuşacağım diye. Büyük tarım üreticilerini. Şey ayrı. Büyük bir çoğunluğu Türkiye'de döviz yüzünden ihracat olmadığı için. Türkiye'de üretim maliyetleri pahalandığı için. Sanıyor musunuz her şey spekülasyon? Spekülasyon yapan adam da zarar ediyor. Cebindeki parayı bağlıyor yarın satma. Onları da anlatacağım birazdan. Biliyor musunuz ki bizim büyük tahıl üreticilerimiz Kırgızistan'a, Romanya'ya, Bulgaristan'a yatırım yapıyor. Çin'de benim ofisim var diye bir tane büyük üretici de ben Çin'de tütün üretebilir miyim, imkanım var mı diye yardım istedi benden. Türkiye'den sermaye dışarı kaçıyor. Zaten yabancılar Türkiye'yi işgal ediyor. Bizim sermayemiz de kaçıyor. Direnen birkaç tane onurlu direnen iş adamı kaldı. Şimdi dış politika, AKP dış politikayı ne zannediyor? Ticaret yapmayı dış politika zannediyor ya. Bundan daha büyük bir zavallılık mı olur? Biz diyorlar Osmanlıyız. Stratejik sığlık kitabını yazıyor baş danışmanı. Ve diyor ki biz diyor Osmanlı politikalarına dönüyoruz. Osmanlı'nın bir tane Araplarla ve İran'la ilgili diplomasisi varsa çıkarsın alnını karıştırırım. Sayın Davutoğlu'nun. Osmanlı sadece batıya giden bir toplumdur. Osmanlı'nın bütün politikaları batıdır. Osmanlı'yı, bu cumhuriyeti kuranlar Makedonya'da yetişmişlerdir. Yani Makedonya Türk'tür. Eski adı Makedonya. Tarih ilk toplu sınıflı toplumlar döneminde. Selanik Makedonya'nın başkentiydi. Osmanlı dağıldığında haritalar değişti. Bizim harp okulu değil, harp akademileri, en üst düzey ordunun Selanik'teydi.
Cumhuriyeti kuran herkes oradan gelmedir hemen hemen. Osmanlı'nın politikası Rumeli'ydi. Osmanlı bir Batı devletiydi. Ayrıca Osmanlı bir Anadolu İslamiyeti üzerine kuruludur. Osmanlı'nın İslamiyeti tabii üzerine... Tabii bu dediğiniz doğru ama söylediğiniz coğrafya da az önce kastettiğiniz Arap coğrafyası da zaten Osmanlı toprakları içerisindeydi. Yani tabii ama Hicaz, bir şey söyleyeceğim. Osmanlı'nındı. Canım İran bizim elimizde miydi? İran hayır. 1639'dan... Yani, eyvallah. Başka ama bir şey yani söyleyeceğim. İran'la Osmanlı'dan bugün daha... bile devam eden sınırı kurmuşsunuz ama Hicaz sizin toprağınız. Bakın biz geldik hilafeti kaldırdık. Bana sorarsanız o da yanlıştı. Başka bir programda tartışırım. Mecburdu herhalde Atatürk. Hilafeti kaldırmasaydı ki kaldırmadı. Meclise manevi şahsa mündemiştir. Şahsa manevisinde mündemiştir sözünü... cümleze. Çünkü Lozan'da Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin imzasını attıramayacaktı. O da bir İngiliz politikasıdır. Ben başka bir şey söylüyorum size. Bugünkü AKP zihniyeti Osmanlı dediğinde olmayan bir şey var. Osmanlı Anadolu İslamiyeti üzerine kuruludur. Osmanlı'nın Müslümanlığı tartışılabilir mi? Kim haddine mi Osmanlı'nın? Osmanlı hiçbir zaman Arap İslamiyetine kapıyı açmamıştır. Şimdiki iktidar ne yapıyor? Vahabi siyasetine paralel gidiyor. Kimdir Vahabiler? Yani bunu ben ilk defa duyuyorum. İlk defa duyun. Okursanız kitaplarını duyar. Hayır. Onun için mi Hamas'ı çağırıyorsunuz? Vahabilikle Hamas'ın ne alakası var? Ne alakası var? Başka anlatayım. Bir şey. Bir dakika yani anlatayım. Yani iktidarın politikasıyla Vahabiliğin ne alakası çok var? Çok güzel. Yani, çok haklısınız. Vahabilik Anadolu coğrafyasında karşılık bulamamış bir harekettir zaten. Şimdi bulmaya çalışıyor. Yer edindi. Nerede yer edindi? Basit ben, şey edin ben o devlet katında edindi. Şimdi başka bir şey. Sorunuz çok güzel ama cevap vereceğim ona. Haklısınız. Herkes ben bildiğim için herkes biliyor zannediyor gibi konuşuyorum. Ama şu cümlemi tamamlayayım. Vahabi işi Anglo-Saksonların politikasıdır. Tamam, herkes bilir. Yani ilgili olan herkes bilir. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. 150 yıllık bir geçmişi vardır. Ama bir şeyi iyi kullanılmasınlar diye söylüyorum. Kürt devletinin kurulması da Kürtlere kötülük yapacaktır sonunda. Bir başka şey daha. Türkiye'deki İslamcı Kürt siyaseti yerleştiriliyor. Bu da İngiliz politikalarının eseridir. Bana siz bir tane Rumeli'den gelmiş şeyh, bir tane Rumeli'den cemaat gösterebilir misiniz? Tarikat. Bana bir tane Anadolu... Rumeli'de Bektaşilik yaygındır malum. Bir hatırlarsanız Anadolu... Turgut Bey de Balkan gezisinde Gülbaba Türbesi'ni ziyaret etmişti. Halihazırda da yine Balkanlar'da Bektaşiliğin ve diğer İslam tarikatlarının yaygınlığını biliriz yani vardır. Peki ama Bektaş, bir reklam arası Bektaş diyorsunuz ama. Bir cümle ama söyleyeyim tamam. Bakın bana batıdan olan Türkiye'de en yoğun AKP'nin oy aldığı yerler dahil İslami yaşam tarzının en hakim olduğu Konya, Bolu gibi yerlerde bile bir tane şeyh gösteremezsiniz ki Türk olsun. Ben buradan bir tek konuda insanları uyarmak için söylüyorum Kürt vatandaşlarımıza. Kullanılmayın diye. Çünkü bütün şeyhler Kürtler, Kürttür. Kürt olmalarını eleştirmek için söylemiyorum. Bu politikayı güdenler ta Şeyh Said isyanı dahil İngiliz politikalarıdır. Bunlar duvar yıkıldıktan sonra nerede kalmıştır diye başladılar. Cümlemi lütfen bir dakika daha verin reklam için. Bir dakika. Şimdi, çok uzun bir süre. Siz bir dakika, tamam. İsterseniz çarpıcı bir şey söyleyeceksiniz sanıyorum. Onu reklamdan sonra söyleyeyim. Değerli izleyiciler, Gerçek Gelecek'tesiniz. Gerçek Gelecek devam ediyor. Ve programımızın başından beri hatırlatıyoruz. Bir sorumuz var. Türkiye'de bir ekonomik kriz bekliyor musunuz diye sormuştuk. Eğer evet bekliyoruz diyorsanız 34-38'e evet yazıp gönderiyorsunuz. Hayır, Türkiye'de bir ekonomik kriz beklemiyoruz diyorsanız hayır yazıp 34-38'e gönderiyorsunuz. Programımızın sonunda ne kadar cevap geldi ve en azından izleyicilerimizin bu konudaki eğilimini sizlerle paylaşacağız dedik ve Erhan Göksel'le dış politika şimdi ben size bir şey söyleyeceğim nokta ama. Koyup tamamlayıp bu bölümü tarım sorunuzu unutmayın gerekiyor. Ama şu SMS için bir şey diyeceğim. Şimdi siz zannediyorsunuz ki herhalde program olarak buradan programı da eleştireyim. İnsanlar böyle şeylere büyük ölçüde itibar eder. Çünkü haklısınız. Türkiye'de bir kanal biz kaç kişiyiz diye SMS yaptı. 700 bin kişiydi işte 6 ayda gelen. Ama bir star yarışması, işte Yıldız Popstar yarışmasında bir gecede 1 milyon geliyordu. Şimdi bakın Türkiye bu. Siz sanıyor musunuz buraya çok SMS gelecek? Çünkü SMS para demek. İnsanlar artık ayakkabısını boyatırken çayla mallan ödüyorlar. O SMS para demek. Küçük paralar gibi. Ama oraya para, buraya para, oraya para yekün tutuyor. Bu kanalın izleyicileri fakir halk. Benim bu kanala çıkma nedenim bunu. Bu kanaldan şaşarım yani eğer ciddi bir
şey gelirse sayı. Programın sonunda. Yok hiç. Yani hiç birkaç 10 bin taneye geçeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü insanlar o hesabı yapıyor. İnanın bana. Bundan daha doğal da bir şey olamaz. Yani olamaz. Ama böyle bir süreçte. Ne yazık ki bunu gören yok. Bunu müesses nizam dediğiniz siz sadece devletin kuruluş sistemi. TÜSİAD'a da bir müesses nizamı. Onlar görüyor mu? Onlar da görmüyor. Kimse görmüyor. Onlar eğer siz tok açın halinden anlamaz sözünün gereğini yerine getiriyorlar. Ben size bir şey, bana siyaset çocukluğumdan beri içindeyim ama bilinçli olduğumdan beri 25 yıla yaklaştı. 25 yılı geçti. Bir tek şeyi çok iyi öğrendiğimi sanıyorum izleyerek, görerek. Siyaset halkın acılarını ve dertlerini dertlerini tedavi edemezse, gideremezse o ülke kaosa ve sosyal kargaşaya mahkumdur. Bir kız meselesi Kürt-Türk çatışmasına döner. Yani ya gerçektir bu ya da yani onun ona da dökerler. Allah'tan Milliyetçi Hareket Partisi lideri çok sağlam da duruyor da bu iş tırmanmıyor. Çok kolay tırmanabilir. Siyaset halkın acılarını, ızdıraplarını, sorunları dindirmek üzere yapılır. İşte benim 2002'de Tayyip Erdoğan geldiğinde umudum oydu. Siz demin dediniz ki sorunuzu bir daha sorarsanız galiba AKP'nin dış politikası. Evet, ilgili. Dış politikayı tamamlayalım çünkü bu bölümde tarıma da geçeceğiz. Tamamen siz, ekonomi zaten. Özellikle Kürt politikası. Ben bunların daha doğrusu Kürt devleti çerçevesinden yola çıkarak başlıyoruz. Ayrıca yeni bir durum daha geliştirildi. Bir Kürt İslamiyeti kavramı gelişmeye başladı. Çünkü ilginçtir Diyarbakır Belediyesi. Yani Kürtçü İslamcılar. Bu ama dış mihraklar tarafından, İngilizler tarafından devlete de direkt ediliyor. Şimdi Tayyip Erdoğan Diyarbakır'ı almak istiyor. Ama tabii şu ana kadar Türkiye'de Kürtçü politikaları izleyen ana siyasi damar laik bir çizgide ısrarlıydı. Yani terör örgütünün de bu konudaki tavrı çok netti. Aynı zamanda işte onun devamı olarak kamuoyunda algılanan DTP'nin de politikası çok netti. Hasip Kaplan'ın bizim partimiz laiklik konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri gibi düşünüyor sözlerini de dikkate alırsak. O ama, eskidendi. Ama son dönemde çok inandırıcı mıydı bölgede etkisi nasıl bilmiyorum. Dağlıca, ama işte Dağlıca, tuhaf imam filan ortaya çıkarıp ben size çok açık bir çizgi şey değişikliği gösteriyor. Dağlıca baskınından sonra Türk halkı iyi bilsin. Özellikle müesses nizamın birbirinden bağımsız parçaları iyi algılasın. Dağlıca baskından sonra yapılan bir MGK'da 800 tane imam atandı alelacele yılbaşından önce. Zaten olan imamlar, gönüllü imamlar kadrolandı. Fethullah Gülen Türkiye'ye niçin gelmeye kalktı? Batı'ya sınırlarını kapadılar, Doğu illerinde Fethullah Gülen ve cemaatinin önünü açtılar. Bunları Tayyip Erdoğan yapmadı. Bunları müesses nizam yaptı. Çıksın birisi benden tartışsın. Benim burama geldi artık. Eğer Fethullah Gülen Amerika'da kaçak oturduğu için, pasaport ihlal ettiği için New Jersey'den Pensilvanya'ya geçti. Çünkü New Jersey'de yakalanırsanız pasaportsuz giren, yani süreyi aşarsanız pasaportlu girişte vatandaş olmayıp green card olmayıp kalıyorsanız ülke dışına atılırsınız. Bir daha da ömür boyu giremezsiniz bu yasayı ihlal ettiğiniz için. Pensilvanya'da adamı dışarı atmazlar, evini taşıdı Pensilvanya'ya gitti. Pensilvanya eyaleti Türkiye'ye Yargıtay'da beraat edince geri dönecekti. Dönmemesinin nedeni Amerika'dan yazılıp çizilene göre Amerika'dan çıkarsa Amerika bir daha geri dönüş için yeşil ışık yakmadığı üzerine hareket edemiyor Pensilvanya'da. Peki buna rağmen yani bir anlamda rehin durumda demek ki, çok yanlış ki. Değil. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ama yani oradaki şayet bir tırnak içerisinde rehin haliyse buradaki mekanizmada orada kalışı devam ettirecek şekilde tedbirler alıyor. Şimdi bizim buradaki mekanizmanın hiçbir tedbir alabileceğini zannetmiyorum. Buradaki mekanizma Yargıtay sürecini kastederek söylüyorum. Fethullah Gülen'le ilgili ben bir tek şey söyleyeyim. Konuyu dağıtmayalım. Bir tek şey söyleyeyim. Orta Doğu'da milyonlarca Müslüman öldü. Her yerde Müslümanlar ölüyor. Bana siz Fethullah Gülen'in bir tane Amerika'nın katliamlarıyla ilgili söylediği, İsrail'le ilgili söylediği bir tane şeyi söyleyin. Koskoca yayın organları var. Bir cümle çıkmış mı ağzından? Bu onun taraftarı olan insanlar inanıyorlar. Neden inanıyorlar biliyor musunuz? Yoksulluk, hor görülme, düşkünlük, eziklik, bütün bu duygular insanların gözünü kör eder.
Asıl bu cemaatlerin dibindeki insanlar, ona destek olanlar kendilerini sorgulasınlar. Ben doğru mu söylüyorum? Yalan mı? Arşivlerine baksınlar. Irak'ta 1 milyon tane Müslüman öldü. Müslüman öldü. Tek kelime bir tane fetvası var mı? Tek kelime bir tane açıklaması var mı? Ayda bir Zaman Gazetesi'nde yazısı çıkıyor. Şimdi buradan başka bir yere geçeyim. Bu ihane yardımları AKP'nin dış politikası tamamen Hamas, Hizbullah, Şii veya Sünni olmasının önemi yok. Dünyada biliyor musunuz ki Türkiye'den önce bu Hamas ve Hizbullah'la özellikle başladı ihane yardımları. Öyle taban tuttular. Robin Hood gibi yoksullara vererek. AKP aynı politikaları gidiyor. El Fetih'te böyle bir şey yoktu. AKP kötüyü taklit ediyor, iyi değil. Şimdi buradan dünya ekonomisine geçmeden bir cümle daha söyleyeyim. Yani tabi burada şöyle bir algı söz konusu olabilir. Böyle bir kastınız olduğunu sanmıyorum. Yani Hizbullah'ın politikalarıyla AK Parti'nin yoksullara dönük politikalarının benzeşmesi, siyasi hedeflerinin de benzeştiği anlamına gelmez tabii ki. Onda da kuşkum var. Belki hükümetin yok, Tayyip Bey'in yok. Ama danışmanların. Bana birileri bu ülkeye meşali getirerek, yani İsrail için, Amerika için, Abdullah Öcalan Türkler için neyse, İsrail Amerika için o alan olan, yüzlerce insanı yani karşı olan ben meşalı çok anlayamıyorum. Türkiye'ye bir devlet adamı gibi getirdi. Abdullah Öcalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Lozan'la garanti altına alınmış sınırları ve hükümranlık alanı içerisinde bölücü bir faaliyeti yapan bir adam. Ama öbür taraftan Filistinlilere baktığınız zaman toprakları işgal edilmiş ve topraklarının tekrar kendilerine geçmesi için mücadele eden insanlar. Hiçbir benzeşme yok gibi geliyor bana. Yani bence yanılıyorsunuz. Niye? Bakın. Her neyse. Bu ben da, size şu basit bir şey söyleyeyim o zaman. Bu polim basit bir şey söyleyeyim. AKP meşali getirerek 70-80 yıllık Türk-Amerikan ve Türk-İsrail ilişkilerini berhava etmiştir. AKP 2002'de geldiğinde Abdullah Gül ve ekibi, Sayın Başbakan'a ayırıyorum burada. Çok net ayırıyorum. Onlar 2002'ye kadarki bütün Türk dış politikasının yanlış olduğuna inanarak, eskiden yapılmış iyi de kötü de, ama kötü derken iyi de, ne varsa yok sayarak yeniden yapmak istediler. Yaptıkları bir gecekondudur. Ve bunun da sebebi ve müsebbibi şu anda köşte oturan Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'dür. Benim de Cumhurbaşkanım. Benim Dışişleri Bakanım değildi. Ama Cumhurbaşkanlığı makamı hepimizin Cumhurbaşkanı'dır. Bunları tarih yazacak. 10 sene sonra göreceğiz. Yarın İran hikayesi başlayınca, yarın kriz geldiğinde göreceğiz. O zaman bugün bana kızan, AKP'ye oy veren, şimdi ben burada AKP'den az mı konuştum? Ne müesses nizamı kaldı, ne muhalefeti. Herkesin tepkisini çektim. Bilerek çektim. Belki birileri bana elinden geleni ardına koymuyordu. Caktır. Koymasın, hiç umurumda değil. Ben inandığım şeyleri söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Basit bir hatırlatma yapayım. Özal'ın ölüm yıldönümü dedik. Birisini daha hatırlayalım. Üzerinden 2 ay geçti ama. Demin dedim ki bir büyük devlet adamlığı illa her şey parayla yapılmaz. Bir Adnan Kahveci vardı. Türkiye'de kivi Adnan Kahveci ile Türkiye'ye gelmiştir. Kivi ithal ediliyordu. Bir gün ben odasına girdiğimde ana bir tanık açmış bakıyordu. Ne yapıyorsunuz dedim. Kivinin nerede yetiştiğine bakıyorum dedi. Ne alaka dedim. E dedi bizde de aynı coğrafya var. Marmara, Karadeniz, aynı iklim şartlarında niye bizde yetişmesin? Maliye Bakanı'ydı. Kivi getirttirdi. Yine bir sefer gittiğimde bana hararetle, zaten özel kaleminde tohum sayıyordu millet. Bütün özel kalem oturmuş. Torbalıyorlardı. Macar Tarım Bakanı'nı aramış. Akasya ağacı tohumu bulmuş. Bir çeşit akasya. Hem erozyonu önlüyormuş. Akasya bugün Malatya ve o civarda çok ekilmiş durumda. Hem de çiçeğinden bal yapılıyormuş. Bunları getirdi. Yani Adnan Kahveci, Turgut Bey rahmetli öldükten sonra Adnan Kahveci rahmetli Özal da anlatmıştı. Ya dedi ben dedi telekomünikasyon devrimi yapmasam, gümrük mevzuatını değiştirmesem ihracat mı artardı dedi bana bir akşam. Nasıl yaptınız dedim ben de gümrük mevzuatı. Verdim Adnan'a dedi. 2800 sayfalık mevzuatı 80 sayfaya indirdi dedi. Şimdi bir büyük devlet adamı böyle olur. Ha birileri Özal gibi, Adnan Kahveci gibi insanların başına bir şey geldiyse uluslararası anlamda bir şeylerin geleceğini de düşünmek lazım. Şimdi KDV diyorsunuz. Türkiye'nin temel ekonomik yapı taşlarından biri belki KDV toplanan vergiden çok. O vergi iadesiyle bir arada düşünürseniz kayıt altına almayı getirmeye kalsın.
Ya ben Tayyip Bey'in belediye başkanlığından geldiği için bir şeyi parasız da yapabilirdi. Çevresindeki bakanlar yapabilirdi. Hiçbir şey olmadı. Ve Türkiye'nin son 6 yılı heba edilmiş gibi. Bugün bu laflarım çok erken gibi gelebilir insanlara. Başladı ya. Deminden beri tarım 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 diyorsunuz. 2 haftadır bu programı yapamadınız. 3. haftaya girdi. Birisinde biz sizden tartışmaya girdik, kaynattık. Birisinde de birisiyle polemiğe girdiğimiz için kaynadı. 2 haftadır bütün hazırlığını tarım. Bir tek şey söyleyecektim. Buğday tavana vurdu, pirinç de vurdu. Yarın makarna ve bulgur vuracak. E şimdi pirinç yoksa, bulgur yoksa ne koyacaksınız yerine? Bulguru ve makarnayı koyacaksınız. E makarna ve bulguru parası olan insanlar bundan etkilenmemek için gidip ihtiyacını karşılayacaktı. Spekülasyon yapmak için değil. E doğal olarak talep çoğalınca talebi artan malın fiyatı artar. Artar. Bu kadar basit bir ekonomi. E bu spekülasyoncu da yarın daha pahalıya satacaksam şimdi niye satmayayım der. Ben bir şey hatırlıyorum. Lise yıllarındaydım. TÜSİAD'ın ilanlarıyla yüz karası Sayın Ecevit'in halkçı iktidarını yıktığı dönemde sana yağ bulunmuyordu. Polis gidiyor basıyordu. Dağlar gibi sana yağlar bulunuyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Sana yağ olduğu halde ki o sana yağ 79 herhalde. Böyle margarin bulamıyorduk biz. Şimdi ondan sonra kalkıp da konuşuyoruz. O zamanlar koskoca tabii bir ülkenin başkanı da müthiş bir fiyat artışı söz konusu. Zaten yani hububatla birlikte ki temel gıda buğdayın stratejik yanında bir tarafa koyalım, buğdayı ayıralım. Ama ayçiçek yağı ve diğer hububat ürünlerinde de başta pirinç olmak üzere sanıyorum şampiyonu da kırmızı mercimek %175 gibi rakamlar vardı. Ekim'le Mart arasındaki fiyat artışı. Yılmaz Bey bakın Türkiye ehliyetsiz insanlar tarafından. Tabii bir izleyicimiz yani çok sayıda telefon var, not var da sanıyorum ziraatle uğraşan bir izleyicimiz özellikle gübre fiyatları konusunda şu anda bulamadım şu notların arasında rahatsızlığını ifade etmiş buğdaydaki özür dilerim gübredeki aşırı fiyat artışına dikkat çekmişti. Şimdi bakın bundan sonra biraz Türkiye ekonomisine değinelim. Sanıyorum bir reklam aramız kaldı. Ondan sonra evet. Da bir işte yaklaşık toplam bir 40 dakikamız var. Şimdi Türkiye ehliyetsiz insanlar tarafından yönetiliyor dedim. Demin söylediğim kitap 2005 yılında Türkiye'de basılmış. Asgarisinden bunu bir Tarım Bakanlığı'nın uzmanı okusaydı görürdü. Neleri görürdü? Dünyadaki 2010'ları tahmin yürütmüş. Eskiden gelerek rakamları çıkarmış. Çin'in ve Hindistan'daki Asya'daki refahın yükselişinin tüketimi çok artıracağı için oralarda çok büyük üretim artmasına rağmen tahıl fiyatlarında ciddi bir sıkıntı olacağını, mesela Çin'de anormal bir soya talebi olacağını söylemiş. Şimdi hemen bir bakıyorsunuz. Gerçekten Çin'de inanılmaz derecede bir soya fasulyesinde tüketim patlaması olmuş. Peki Çinliler bu soya fasulyesindeki patlamayı kendileri karşılayamayınca dışarıdan alıma gitmişler. Kendileri de 5 milyon tondan 25 milyon tona üretimi artırmışlar 10 yılda. Peki aradaki farkı şimdi 40 milyon ton tüketiyorlar. Aradaki farkı bu tür uzmanlar sayesinde kim görmüş? Brezilya görmüş, Arjantin görmüş, Amerika görmüş. Hani Amerika'da tarım yok? Amerika bütün Çin'in aldığı şeyi kapatmış. Şimdi size bir tablo göstereyim. Dünyada Amerika Birleşik dünyada elinde tarım arazisi olduğu halde yüzde vermiş. Bunları tarıma açmayan ülkeleri sıralamış. Lester Brown, World Watch Enstitüsü'nün kurucusu. En üstte Amerika Birleşik Devletleri. %23'ü tarımı kullanılabilir tarım. Peki siz biliyor musunuz Türkiye yanlış sulamadan, yanlış tarım politikalarından Türkiye'de ekilebilir aranların oranı azaldı, artmadı. Bir ülkede üretim artırırken bir ülkede azalıyor. Peki burada bir şey daha okuyun. Beğenmediğimiz işte kişi başı gelir yeni hesapla 60-50 bin dolar. Eski hesapla 28 bin dolara Güney Kıbrıs. Dünyada domates ve şey gibi sulama, damla sulamada bir numaralı ülke %90'ıyla kim okuyorsunuz? Güney Kıbrıs. Afrika. Yani Kıbrıs
Evet, oran itibariyle. Evet. Yani buradaki Kıbrıs deyince bizim Kıbrıs, Kıbrıs değil İsrail, bu. Güney Kıbrıs, Rum Cyprus kesimi yani. Rum kesimi. Bir Kıbrıs kadar olamamış bir ülkeden bahsediyoruz ya, 700 bin nüfuslu. Kimi kandırıyoruz Hamaset'e gelince? Bakın bu grafikler önemli diyorum. Eğriyi görmesi için insanların. 2000'lerden itibaren Çin'in tahıl stoklarındaki düşüşe bakın. Adeta kamikaze gibi, bir uçağın düşüşü gibi çakılıyor. Tahıl stoklarında. Çin her zaman açlık çektiği için anormal tahıl stoğu olan. Zaten tahıl ağırlıklı beslenen bir ülkeydi. Çin'deki, şunu lütfen iyi gösterebiliyorum bilmiyorum. Evet, kesikli çizgi Çin'deki tüketimin artışıdır, kesikli çizgi. Adeta bir roketin çıkışı gibi, uçağın değil. Yani 90'lı yılların ortasından itibaren neredeyse dikey bir çizgi, dikey bir çizgiyle etmiş. Altında da kesikli olmayan düz çizgi üretimi. Aradaki farkın korkunçluğuna bakın. Bir devlet, bizim gibi tarım ekonomisi olan bir ülke, soya fasulyesini gayet iyi üretebilecek imkanları varken, işte bir Adnan Kahveci olsaydı bu olurdu. Bunu görürdü. Görürdü, ileriyi görürdü bir lider. Türkiye'yi soya ekimine ve Çin'e biz soya satardık. Çin'e biz ne, biz Çin'e ne satacağız diye düşünen bir tek kişi yok. Ben 2,5 senedir, 3 senedir Çin'deyim. Gidip gelen herkes Çin'de bir şey satmaya geldi. Herkes Çin'den bir şey alıp getirip Türkiye'ye sattı, biliyor musunuz? Çin'e bir şey satmaya gelip, orayı gördükten sonra oradan alıp gelip Türkiye'ye sattılar. Bu çok acıdır. Bir tablo daha göstereyim. Yani Çin'e bir şey satmak üzere gidenler oradan alışverişi yapıp döndü. Tabii Türkiye'ye mal getirip sattılar. Ve bizim üretimimiz. Yani ihracat ne yapabiliriz diye Çin'e gidenler Çin'den ithalat yaptılar. Bakın, bir büyük devlet olmak bununla ilgili. Arkadaşlar gösterebiliyor mu bilmiyorum. Gösteriyorlar hepsini. Demin Çin'deki evet, soya üretimini kapatmak için Amerika'nın, Arjantin ve Brezilya'nın nasıl anormal bir devlet politikasıyla aradaki rakamlar geometrik katlanıyor. Milyon tonlar 5 milyondan 10-10, 15'er milyon tonlara çıkıyor. Hayır, 2000 yılından sonra Arjantin ve Brezilya'nın da dikey bir çizgi takip ettiğini görüyoruz. Yani soya üretiminde... Kendi için yapmıyor bunu. Kendi yani için yapmıyor. Yani Çin'deki soya talebini tabii ve üretimin azlığını dikkate alarak Çin'e yönelik soya üretimini arttırdıklarını. Şimdi bu tabloda Çin'in tabii burada bir devlet politikasının ne olması gerektiğine vurgu yapmak için gösteriyoruz. Evet bunları. Tabii ki işte bir büyük devlet bunu görürdü. Yani bu uzun vadeli. Uzun bakım. Vadeli önünü görmek demektir ya, bir geleceği görmeyen lider olur mu? Bu da Çin'in ithalatı. Satın alması dışarıdan. Çin dünyanın en büyük ekonomisi haline geliyor. Çin'e satılacak bir şey yok muymuş? Şu grafik ne gösteriyor? Adeta roket gibi fırlamış. Çin'in nasıl dışarıdan ithalat yaptığını gösteriyor. Birazdan Çin'le ilgili birkaç rakam daha söyleyeceğim. Son bir grafik daha göstereyim. ABD tahıl ülkesi de olmayan bir ülke. Dünyaya en çok tahıl satan ülke. Kendisi için üretmiyor Amerika. Dünyaya en çok tahıl satan ülke Avustralya ve Amerika, Brezilya. Amerika'nın üretimine bakın. Bunun yarısını kendi tüketiyor. 50 sene içinde 1960'lardan neredeyse iki katına çıkartmış buğday üretimini. Şimdi deminden beri söylediğim şey, bir büyük devlet olmak bir büyük liderle olur. Bir büyük lider geleceği gören adamdır. Geleceği görmeyen geleceği kuramaz. Şimdi biz hep yabancı sermaye Türkiye'ye geldi, şunu yaptı, bunu yaptı dedik. Kısa bir Türkiye'ye birkaç rakam verip, dünyadan da birkaç rakam verip, yaşadığımız gündelik politikaya ve günümüzün 2008 sonunun nereye gittiğini konuşmak istiyorum. Şimdi yabancı yatırımcılar Türkiye'ye geliyor. Biz teşvik veriyoruz. Teşviki kime veriyoruz? Teşvikin amacı kendi sermaye sınıfımızı ayakta tutmak, bizi üretimi artırmak için yapılır. Cumhuriyet'in başından beri bu düşünülmüş. Kendi burjuvazimizi yaratalım diye. Peki AKP iktidara geldiği 2002 aralığıyla 2006 aralığı arasında 1007 tane yabancı projeye 12.2 milyar dolar, devletin resmi rakamıdır. 1007 tane yabancı proje getirmiş bize. 12.2 milyar doları da biz gavurlara vermişiz. Böyle bir ekonomi olur mu? Türkler neredeymiş? Birkaç rakam daha söyleyeyim. Milli gelire oranla baktığımızda dünyanın en borçlu ülkesiyiz biz. Dünyanın. Amerika'dan sonra nominal olarak en büyük borçlu ülkesiyiz. Enflasyonu en yüksek ülkeyiz. Ve üstelik enflasyonda kritik sınır aşıldı. Kritik sınır 10 civarıydı. Yani İki rakamlı tane harfe geçtik. Bu kritik, bu sene minimum rakam 15 olacak.
bu tarım tırmanışı üzerine gelenle 20'leri bulursa benim için sürpriz olmayacak. Yani enflasyon. Çok ilginç bir kehanette bulunuyorsunuz. 2008 yılı için enflasyon kehanette oranını %15 olacağını söylüyorsunuz, öyle mi? Evet. Beklentiniz %15 mi? Zaten minimum %15. Devletin gördüğü de 15, söylemiyorlar. Minimum %15. Minimum 20'yi geçerse. Yani 2008 için evet. Minimum evet. %15 enflasyon oranı evet. Mı görüyorsunuz? Bakın, bu 2005'te 2007'de mortgage krizi olacak demeniz gibi bir şey mi? Onu biraz isterseniz siz açın. Ben söyleyince reklam ama, olur. Ama bir reklam arası verelim madem. Peki. Reklam olur dediniz. Değerli izleyiciler, kısa bir aramız var. Bu son aramız. Ondan sonra toparlayacağız. Hem tarımı hem de Türk ekonomisinin kısa vadeli geleceğine ilişkin Erhan Göksel'in öngörülerini sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyiciler, Gerçek Gelecek'tesiniz. Son bölümdeyiz. Son düzlüğe girdik ve tabii ki ekonomiyi konuşuyoruz ama konuşulacak çok başlık kaldı. Onları hızla tamamlamaya çalışacağız. Mümkün mü ya? Erhan Göksel'le birlikteyiz. Tamamladığımızda tamamlayacağız. Yarısını konuşalım. Tabii aslında cevap aradığımız sorular arasında bu ekonomik trendin borsada, döviz fiyatlarında ve faizde hangi etkileri yapacağı, özellikle gayrimenkul sektöründe nasıl bir trendle karşı karşıya kalacağımız sorusunun cevapları da var. Bunları bugün sığdıramayız. Bunlara görüşe göre anlar. Önümüzdeki hafta yakalayacak. Nedeni şöyle önümüzdeki söyleyeyim. Önümüzdeki haftanın da ağırlıklı konusu ama ekonomi olmak ekonomi zorunda. Çünkü gündem öyle. Haklısınız. Tabii bir sürpriz siyasi gelişme yaşanmazsa. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bize çünkü çok sayıda mail geliyor. Yani özellikle Türkiye'deki sistemimize akıl almayacak kadar mail geliyor. Hep de soru soruyorlar. Bu sorularda anlıyorum ki insanlar bazı şeyi yanlış anlıyor. Ben hiçbir zaman kısa süreli politikalar üzerine konuşmuyorum. Ben trendleri gösteririm. Yani ekonomik gelişmenin seyrini. Bir sene sonrayı, 6 ay sonrayı. Gündelik olarak yani şunu iyi anlamaları lazım. Mesela bir ara bir dolar bir daha işte 1190'lardaydı. Bir daha bu fiyatları 1200'e bulamaz deyince yüksek fiyattan dolar alan insanlar ya dolar aldık falan gibi şey de var. Burada yabancılar 100 milyon lira alırlar. 10 milyon doları ertesi gün satarlar. İşte gariban halkı soymak için ha dolar düşüyor diye siz gider bozdurursunuz. Bir daha alırlar. Çünkü sürekli dolar aldıkları zaman dolar fiyatı çıkar. Sürekli. O yüzden insanlara ben konuyu tercihlerini kendileri yapsınlar. Ben bana göre doğru olan neyse onu o da ekonomik gelişmelerin seyrini söyleyerek. Sadece ekonomi politik dediğimiz bu. Buradan bakın Türkiye ile ilgili birkaç şey söylüyordum. Türkiye milli gelire göre en yüksek borçlu ülke dedik oranla. Enflasyonu en yüksek ülke. En fazla milli gelire oran olarak %35'e yaklaştı ithalat yapan ülke. Milli gelirinin %35'ini ithalata yapan bir ülke olabilir mi? İşsizliğin en yüksek olduğu ülke haline geldik. Bir de biz de rakamlarla gerçekleri çarptırıyoruz. Çocuklar ve gençlerin oranı çok yüksek bizde. Türkiye genç bir nüfus azı. Onları saymıyoruz. İş talebi olmayan insanlar var. Onları da saymıyoruz. 4 sene içinde AKP iktidarı boyunca 4 milyon genç nüfus eklendi. Üretici yaşın üzerine. Bunlardan iş için gelen talep 970 bin. 3 milyon kişinin iş talebi yok. Yok mu? Çünkü iş zaten bulamıyorum diye müracaat etmiyor. Çünkü devletin elindeki istatistikler böyle. Cari açığı 40 milyar dolara, iç ve dış borcu 450 milyar doları geçmiş bir ülke haline geldik. Bankacılığın %50'si, sigorta şirketlerinin %80'i, borsanın %82 yabancıların elinde. Bir ülkenin ekonomisi yabancıların elindeyse o ülkede milli ekonomiden bahsedilebilir mi ya? O ülkenin siyaseti ülkeyi yönetebilir mi? Parayı veren düdüğü çalar Osmanlı tabiriyle. Dünyada en pahalılarda hadi bir konuda en yüksek faiz vermekten iflahımız kesiliyordu. Necip Türk basını 2 gündür yazıyor. Biz 15-25, 15-50 İzlanda. İzlanda 200 bin nüfuslu. Şu Ankara'nın bir ilçesinden küçük bir buzul ülkesi. Kağıt üstünde adı var. Kocaman da toprakları var. Ve bu ülkeyle övünüyoruz. Bizim gibi gelişmekte olan hiçbirinde böyle bir şey yok. Şimdi şöyle çok kısaca bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki ekonomiye girelim. Dünyada 2006 yılında küresel büyümenin %29'unu büyümenin yani ekstradan olan büyümenin üzerine eklenen büyümenin %29'unu tek başına Çin sağladı. Hindistan %10'unu, Amerika %10'unu, Avrupa Birliği %8'ini. Yeni rakamlar geldi 2007'nin. Yeni çıkıyor rakamlar. Çin 2007'de küresel büyümenin %33,5'una erişti. Hindistan 11, Amerika 7-8'e düştü. Amerika'da hep söylüyorum. Üretim küçülüyor.
hizmet sektörü büyüyor. Üretimin küçülmesini hizmet sektöründen düştüğünüz zaman ülke ekonomisi %2,5-3 büyüyor son 98'den beri. Bu sene onda da çakıldı. 0,9 büyüdüler. Ve 2007 için çok net olarak gözüken bir şey var. Bu hem 2009 için, yani bir yıl sonra için, 2008 için beklentileri önemli değil. Çünkü kriz 2008 sonunda gelecek, yapısal kriz. Siz demin onu söylüyordunuz. Dünya ekonomik krizini. Dünya ekonomik. Siz demin onu söylüyordunuz. Benim kehanet dediniz. Bu kehanet lafına da bozuluyorum. Ben kahin değilim. Ben somut verilerden yola çıkıyorum. Demin söyleyeceğiniz şey şuydu herhalde, ağzınızda kaldı. 2005'te benim bir iddiam vardı. Evet, bütün, 2007'de mortgage krizi olacak diye. Ne acıdır ki 2007'deki mortgage olduğunda Türkiye'deki hiç kimse Erhan Göksel sen bunları bildin demedi bana. Biliyorsa bu adamın diğer söyledikleri de olabilir. İkinci kısmı da vardı. 2009'da Amerikan mali sistemi çökecek, küresel sermaye yeniden yapılanacak dedim. Küresel sermaye, bu kayıtlıdır. Hem dışarıda yayınlanmıştır hem Türkiye'de de Tempo dergisi bastı. Çarşaf çarşaf bütün internet sitelerinde de vardır. Bir tek Türkiye'deki siyasi bana sormadı bunu. Ne muhalefeti sordu, ne müesses nizamında zaten haberi bile yok ne olup bittiğinden. Peki 2007 geçen sene Temmuz'dan beri girsinler baksınlar insanlar, internet bu imkanı sağlıyor artık. Bir kısmı yayınlanmamış, bir kısmı yüzlerce yurt dışında yayınlanmış röportaj. Herkes bana bir tek şey soruyor. Ben diye de altını çizerek söylüyorum. 2007'yi bildiniz, 2009'daki bu kriz ne olacak diye. Aralık ayından beri Stiglitz gibi Nobel almış büyük iktisatçılar da konuşmaya başladı. Bakın 1982 ve 85'te iki tane sempozyuma gittim. Arkadaşlar bunu gösterebiliyorlar mı? Göstermiyor. Kameraman arkadaş başka yere bakıyor. Şimdi bu kitap baskısı olmayan bir kitap. Ben ve Alaaddin Şener'in çevirip derlediği. Bu sempozyumdan ismi üstünde. Biyoteknoloji, sabit insanlığın geleceği. İzleyiciler daha peki, rahat görecekler. Şöyle koyayım masaya o zaman. Biyoteknoloji, genetik mühendisliği insanlığın geleceği diye. Biyoteknoloji nedir biliyor musunuz? Eskiden dünya tarım, tahıl nüfus artışından tahıl yetmeyecek, büyük tahıl krizine girecek diye ki ta Malthus'tan beri gelen teoriler, genetikte devrim yapıldı. 1'e 40, 1'e 50 veren buğdaylar üretiliyor. 1987 yılında biz bu kitabı yayınladık. O tarihten beri her lidere söylemişimdir. Bunu anlayan bir iki tane lider çıktı. Birisi Adnan Kahveci, birisi Özal'dır. Onların da ömrü yetmedi. Bu konuda ciddi projeleri vardı. Sayın Doğramacı'ya Bilkent'i kuruyordu. Bu bölüm üzerine Biomedical Engineering diye bu bölümü kurdurmayı çok istiyordu Özal. Ama ömrü yetmedi, kurulamadı. Biyomedikal mühendislik. Mühendislik. Şimdi işte bu tahıl. Genetik mühendisliği. Demin gösterdiğim Lester Brown'un kitabında işte ileri gören devlet adamı. Ya siz görmeyebilirsiniz ama gören insanları algılayabilecek bilgi ve birikiminiz olsun. Bugün Türkiye'yi bilgisiz ve birikimsiz insanlar yönetiyor. Yeni mi? Türkiye'nin bu okullarından yetişmiş iyi insanları da çıktı. İyi yetişmiş insanları çıktı. Tansu Çiller çıktı, Mesut Yılmaz çıktı. Ne oldular? Mumla arattılar. Daha kötü çıktılar. Bu ülkeye yapılan en büyük zararı yine bu iyi eğitimlerden de çıktı. Ama bu iki yanlış bir doğru etmez. Türk halkı iyi eğitimliler yerine, genç lider yerine, Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'in yerine İyi eğitimli olmayan liderleri seçti. Sonuç aynı. Kaybeden kim? Türkiye. Kaybeden kim? Türk halkı. Hayır, güzel de yani Türk halkı ne yapsın sorusu var. Yani önüne alternatif olarak sunulanların arasında. Arasın bulsun işte Türk bir onu halkı denemiş, bir onu denemiş, bir onu denemiş. Ve hep amiyane tabirle gol yiyen kendisi olmuş. Bir laf vardır. Her toplum layık olduğu yönetimle yönetilir. Bu halkın da biraz kendine gelmesi lazım. Şimdi bakın. Dünyada şimdi toparlama sürecindeyiz. Peki dünya ekonomisinden geçip ekonomisinden geçip Türkiye'ye gelin. Bakın. Dünya ekonomisinden geçerseniz Türkiye'ye biraz zor. Hayır hayır. Türkiye'yi geçeyim dedim. Atlıyorum yani. Türkiye ile ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Madem tarım dedik, insanlar bizi diğer şeyleri haftaya konuşalım. Türkiye'de bakın, aylardır söylüyorum. Kaç sizin programınızda hala YouTube'un 2008'e girerken Türk ekonomisi Aralık'ta YouTube'da en çok seyredilenler içinde siz, ben ve Ferhan Bey ile beraber yaptığımız program. Evet, sabah programında. Hala en çok bizim sitede de çok güzel. Neden? Orada söylediğimiz bir şeyler var. Hep birlikte konuştuk. Türkiye büyük bir krize gidiyor, dünya krize gittiği için. Türkiye hazırlıksız yakalanıyor. Tıpkı bir salgın var, veba salgını. Sizin korunacağınız hiçbir şey yok. Şimdi Türkiye'de tahılla ilgili kalkıyor devletin en yetkili ağızları diyorlar ki pirinç fiyatları, buğday spekülasyonu oldu. Ya buğday
Türkiye'de kuraklık oldu. Siz buğdaya fiyat vermediniz. Fiyatı sadece devlet vermez. Elbette buğday birçok ülkede ve bizde devlet kontrolündedir. Ama tüccar da buğday alır. Eğer buğdaya iyi fiyat verseydi ahali buğday ekerdi. Katı talep eğrisi derler iktisatçılar tarımda. Bir sene buğday fiyatı düşerse ertesi sene kimse ekmez. O zaman da ekim yani olmayınca yükselir. Tarım ürünleri için geçerli bir genel kuraldır. Tarım için geçerli zaten. Katı talep eğrisidir adı da iktisatta. Şimdi Türkiye bunu görüp buna göre davranır. Türkiye bütün silolarındaki buğdayı dünyadaki krizi, dünyada ne olup biteceğini bu tür kitapları okuyan tüccarlar, bilen uzman kullananlar dünyada tahıl krizi çıkacağını bilip toprak mahsullerinin elindeki buğdayı da satın aldılar ucuza. Zaten ahalinin elinden 3 kuruş alındı. Köylü fakir. Hayır, pirinçte de benzer işlemi. Şimdi ona geleceğim. Ve Türkiye'de birileri haber sızdırdı. Ben Türkiye'nin 500 milyon dolarlık buğday aldığını nereden öğrendim biliyor musunuz? Chicago borsasından öğrendim. Chicago borsasında bir gün 12 dolar birden arttı. Türkiye 500 milyon dolarlık. Onu oraya kim sızdırdıysa devlet katından vatan hainidir. Bir gün bu devir geçecek, birileri bu ülkede gerçekten yüce, çünkü artık Türkiye survive edebilmesi, İngilizce tabirle yaşamını sürdürebilmesi bunlara bağlı. Bu çer çöplerini temizlemesine. Şimdi arkasından pirinç de büyük. Şimdi diyorlar ki hükümet pirinç. Anket sonuçlarını söyleyeceğiz. Bir saniye. Pirinç de diyorlar lazım. Ki ne oluyor? Bakın pirinç de spekülasyon, küçük rakam. Ama elbette siz demin söylediğinize geleyim. Siz bunun sızdırıldığını mı düşünüyorsunuz? Buğday sızdırıldı tabii canım. Böyle bir haber. Yani, alırsınız. Türkiye buğday alacakmış diye spekülasyon oldu bu. Chicago borsasında. 500 milyon dolar rakamını da ben oradan öğrendim. Çünkü ben işim gereği bütün borsaları takip ediyorum. Borsa dediğim, ben bizim borsayı takip etmiyorum. Hiç umurumda değil. Dünyayı anlamaya çalışıyorum. Çünkü dünyayı Türkiye'ye taşımaya çalışıyorum. Türkiye'yi dünyaya taşımak için önce Türkiye'yi dünyaya taşıyacağız. Pirinçle ilgili de tespitini söyleyeyim. Pirinçle ilgili. Noktayı şimdi koyalım. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde zaten özel sektörün çok var. Türkiye pirincinin %40'ını 45'ini ithal ediyor. Dünyada pirince, buğday bütün dünyada sıkıntıya girince, Asya'daki büyük tahıl talebi, geçim indeksi yükseldiği için artınca pirinç üreten Tayland gibi, Mısır gibi, Çin zaten hem tüketiyor hem ithal ediyor, en büyük üretici, ama bunların hepsi Hindistan gibi büyük vergiler getirerek adeta şeyi durdurdular, ihracatı. Dünyada 40'a yakın ülke pirinç satmıyor. Dünyada pirinç yok. Satın alacak. Para da verseniz yok. Bunu görmekten aciz bir bakanlık kalkıyor, Toprak Mahsulleri Ofisi işte ithal edecekmiş. Bul da ithal et. Gazetelerde var çarşaf. Pirinç o yüzden tavana vurdu, daha da vuracak. Şimdi tabii ki spekülasyon var. Pirincin artacağını gören vatandaşlar, bir kısım ahali de suni olarak erken davranan aldı. Spekülasyon yapan tüccar da yarın daha pahalıya satacağım diyor, satmıyor. Bunlar küçük rakamlardır. Onlar da sonuçta kaybederler, kazanmazlar. Daha önemlisi, peki pirinç arttı, buğday yok. Makarna bulguru insanlar yerine ikame etmeyecek mi? Makarna bulgura. Peki makarna bulgur son fiyatı. Son cümlenizi alayım. Makarna bulgur fiyatı arkadaşlar yerinde duruyor mu? Makarna bulgur fiyatı, eğer siz bu programı 2 hafta önce yapsaydınız, ben insanlara makarna bulgurun fırlayacağını söylemiş olacaktım. Fırlamamıştı 2 hafta önce. Çünkü pirinç ithal edilir zannediyordum. Görünüşe göre zaten bu trend, artma trendi devam edecek herhalde. Efendim, konuşamadığımız çok şey kaldı ama bence önümüzdeki hiçbir şey hafta konuşamadık. Efendim, Erhan Bey'e göre hiçbir şey konuşamadık ama çok şey konuştuk. Önümüzdeki hafta özellikle yine ekonomi ağırlıklı bir program yapmaya çalışacağız. Tabii ki gündemin izin verdiği ölçüde. Ama hatırlarsanız programımızın başından itibaren sizlere sorduğumuz bir sorumuz vardı. Bir ekonomik kriz bekliyor musunuz diye sormuştuk. Evet diyenlerin oranı şu anda ekranlara yansıyacak. %72. Anketimize SMS göndererek katılan ekran başındaki izleyicilerimizin %72 Türkiye'de bir ekonomik kriz beklediklerini söylediler. %28 ise hayır, biz Türkiye'de ekonomik kriz beklemiyoruz dediler. İnşallah Türkiye'de ekonomik kriz beklemiyoruz diyenlerin görüşü hayata geçer. Ama işaretler, sinyaller, dünyada yaşananlar bunu pek doğrular gibi gözükmüyor. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta pazar gecesi 22.45'te yine Verso Başkanı Erhan Göksel ile birlikte olacağız. Gündemi ağırlıklı olarak ekonomiyi konuşacağız. Ama biz yarın sabah 8.30'da gerçek gelecekte, gerçek gündemde sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'nin gündeminde neler var? Yarınki gazetelerde hangi haberler var? Ve şu sıralarda ve sabaha kadar Türkiye'de, dünyada neler olacak? Onları yarın sabah paylaşacağız. Yarın sabah 8.30'da gerçek gündemde, pazar gecesi 22.45'te gerçek gelecekte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Vallahi inşallah konuşuruz.